Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chine Roleplay'deyiz. Eğlencenin tek adresi diyor. Güzel bir tap tasarımı sizleri karşılayacak. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Yusuf Safa. Nasılsın kanka, iyi misin? İyiyim. Şöyle bir kısaca sunucunun konseptinden Ben sormadan sen bahset, bahsedeyim mi? tamamdır. Şimdi şöyle arkadaşlar, sunucumuz Amerika'da geçiyor. Ama istediğiniz Türk rollerini yapabileceksiniz. Sunucumuz ayrıca medium, bunu da söyleyeyim. Sesli, yazılı da yapabilirsiniz. Mesela adınızı Yusuf Sefa koyabilirsiniz. İşte başka ne, Emre Çağatay benim gibi, Alex falan da koyabilirsiniz. İstediğiniz at sınırlaması yok diyeyim kısaca. Şimdi sistemlere geçelim yavaş yavaş. Burada doğuyorsunuz arkadaşlar. Bir rolsel şekilde buraya geldiniz. Uçaktan, havalimanından zaten onu oyuna girdiğiniz zaman göreceksiniz. Buradan Zaten burada arkadaşlar yazıyor, araç kiralayabilirsin diyor. Bu araç kiralama ne buradan yapacağız mi? aynen buradan NPC'ye tıklıyorsunuz. Bir aracı kiralıyorsunuz. Abi Otomatik sizi ben yola alacak. motosiklet. Ben 4 saatlik bir motosiklet kiraladım abi. Evet, gördüğünüz gibi otomatik olarak isterseniz motor kiralayabilirsiniz, isterseniz bisiklet kiralayabilirsiniz, isterseniz araba kiralayabilirsiniz. 10K ile de başlıyorsunuz arkadaşlar sunucuya ve 10K da gayet güzel bir para. Şimdi ne yapalım? Başlayalım Yusuf. Nereden F1 istersen panelinde. başlayabiliriz kanka. Şimdi F'leri gezelim mi? Öyle yapalım. F1 paneline tıklayalım Yusuf. Burada araçlarınızı, mülklerinizi görebileceksiniz. Kısaca yani statsın gelişmiş hali diyebiliriz. Evet, bayağı her şey gözüküyor. F2 Araç diyor, mülk aynen. diyor. F2'ye Nakit para. bastığınız zaman aynen. F2'ye bastığınız zaman slash soru sor komutunu kullanırsınız diyor. Arkadaşlar biz de bu F2'ye bastığımız zaman rapor panel açılmıyor arkadaşlar. Slash soru sor ve sorunuz. Hiç F2'ye basıp uğraşmayacaksınız. Direkt soru sor ve sor. F3'te artık klasik faction. F4'te bir de ayrıyetten crosshair panelimiz var. F11'e basalım. F11'de de haritamız var. Kendisi seslidir bu arada. Rota Araca bindiğinizde oluşturuldu. Aa istediğiniz bir yere evet. işaretlersiniz. Rota Burada oluşturuldu. FPS'iniz görüyorsunuz. Şey, hemen haritanın üstünde. F11'i kapattıktan sonra. FPS'im mesela şu anda 99 FPS 97. alıyorum ben. Benim de 90 Aynen gibi. öyle. Sen. FPS Bir de optimizasyonlar bende çok dikkat edin. arkadaşlar ENB var. ENB olduğu halde 96, 97, 98 ortamdan ortama değişiyor. Altına inmiyor benim FPS'im şu anda. Aynen öyle. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Mesela yazı fontunu beğenmeyebilirsiniz. Font ne? Yazı tipi. Şimdi kafanızın üstünde ne yazıyor mesela? Yusuf Sefa. Bende de Emre Çağatay yazıyor. Evet. Slash font yaz. Vaa. Ben de yazayım. Buradan istediğiniz fontu seçebileceksiniz arkadaşlar. Kafanızın üstündeki yazıyı değiştirebilirsiniz. Roboto B Kesinlikle en F5'in güzeli. planı. Roboto B. Ben de Roboto'yu beğeniyorum. Biraz daha böyle tok kalın. Tekrardan Tekrar font font yazına. yazarak çıkıyorsunuz. Aynen kapatıyoruz. Tahmin Şimdi ettim. aynen öyle. Şimdi telefon sistemimizden bahsedeyim. Arkadaşlar sesli telefon, telsiz bunların hepsi var. Bunları hiç detaylı olarak göstermeyeceğim. Daha önemli sistemlerimiz var çünkü. Okay. Artık biliyorsunuz. Bu arada sesli telsizden şöyle kısaca bahsedeyim. Hiç virgülle noktayla uğraşmanıza gerek yok. Direkt 5'e basın, konuşma telsiz konuşması açıldı diyor. Radyo frekansınızı tüne radyoyla bağlarsınız. Konuşmayı açın, telsiz konuşmasını. Aç. 5'e basıp Ha, kapatın. okay. Tamamdır. Bu şekilde işliyor. Düz mantık. Telefonda da direkt aynen düz mantık. Hiç virgülle uğraşmayacaksınız. Aynen. Birisini aradığınızda otomatik olarak sesli telefonu sesliye geçiyor arkadaşlar. Hiç yine bir basmanıza gerek GTA yok. 5 gibi. GTA Aynen 5'te de GTA direkt 5 telefon gibi. arayınca nasıl direkt telefona geçiyor abi? Öyle. Aynen. Şimdi telefonu aç Yusuf kanka. Açayım Ece. Şimdi burada biraz daha farklı olan Dark Web var. Oha. Görmüşsünüzdür. Şimdi Dark Web'e bir tıkla ne diyor? Bu uygulama telefonunuza desteklenmemektedir. Şimdi bu ne demek İllegal arkadaşlar? mi bir birlikte mi olmam lazım? Aynen öyle. Tahmin Şimdi ettiğim. mesela polis faction'ı işte gelir atıyorum. Buradaki şeylerden kimliğinizi falan bulabilir. Bunu engellemek için faction sistemini devreye soktuk burada. Bir dakika. 103. 103 birliğe gireyim. Aynen ben girdim. Şimdi Dark Web'e. Vaa şimdi girdim Dark Web'e. Evet ben mesela sen AK-47 satılıkları yazabiliriz. Ben hello Olmak yazdım. istediğim. HTML bu Oradan arada. Daha önceden aynen. yazılanları da görebiliyorsunuz. Telefon numarası da aynı ayrıca orada çıkıyor. Gözüküyor. Şimdi kısaca mesleklerden bahsedeyim. Bunu da çok kısa yapacağım. Kanka yola gel, meslek bul yaz. Haritada işaret diyebiliyoruz. Evet, Çöpçülük haritada mesleği işaret abi. bul. Hani götürene kadar da çıkmıyor arkadaşlar. Oraya gitmek zorundasınız yani. Öyle söyleyeyim. Ya bunu Bunu takip engelleyebiliriz. edeceksiniz. Aynen takip edeceksiniz onu. Şimdi klasik artık kenevir mesleğimiz var. Oraya gidelim ama tanıtmayalım. Çünkü artık klasikleşti. Ya Tabii. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3 aydır sunucu açık. Bir tek ben varım. Çünkü Bakım sunucu modunda. kim?
Hiçbir problem çıkmaması adına uğraştım. Şimdi Va, şöyle ünlü sanatçı Emirhan Eşki diyor. Va. şeyde açık kalmış da onu kapatacağız ya. Oraya istediğimiz şeyleri de koyabiliyoruz ayrıca. Anladım. Bizim Emirhan çok eski bir arkadaşımız. Buradan ona da selam olsun. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Burada arkadaşlar kendinizi buradan ekeceksiniz. Burada göstermiyorum, biliyorsunuzdur. Benim YouTube kanalında da bunun detaylı tanıtımını çektim. Buraya küçük bir map yaptım. Hani Bu arada gelerek de siz arkadaşlar, sonuçta yeni arkadaşımızın da geldiniz de. YouTube kanalı varmış madem, açıklama kısmında onun da linkini bulabilirsiniz. Gidip ona da destek verebilirsiniz ve sunucunun daha detaylı sistemlerini görebilirsin. Aynen öyle. Orada her sistemi detaylı şekilde anlattık. Şimdi çok güzel bir sistemimiz daha var. Buradan NPC'ye tıkla. İki NPC de farklı birbirinden. Vaa. Burada istediğiniz hamburgerleri, isterseniz çantayı, işte hamburgeridir. Çiğ Buradan bu köfte şekilde nerede? Çiğ alabilirsiniz. köfte lazım bize ya. Bu ne Ya oğlum? sunucu Amerikan olduğu için çiğ köfte falan ekleyebilirdik de kaldırdık. Çünkü biliyorsunuz Amerikan Evet. sunucu. Direkt etimize düşüyor aldıktan sonra Evet. otomatik yapıyor. Gördüm. İsterseniz ya yiyebilirsiniz. Şöyle bir aracımızın speed, orada aracın şeyini görmen gerekiyor. Speed Tamam. hız göstergesini görüyorsunuz. F5 ile kapatıyorsunuz bu arada, Z tuşuyla karışmaması için. Ha, emniyet Speed kemeri. dosunu gördünüz. Hız göstergesi biraz daha farklı. Çok güzel. Sade. Aynen. Sade ve şık. FPS de düşürmüyor. Bu Işığı falan HDMI yakınca da HDMI ışık simgesi değil mi? falan da yanıyor arkadaşlar. Tabii her şey çalışıyor üstündeki. Bir tane silah verdim, bir tane de mermi vereyim. AK gelmiş. Tamamdır. Mermiyi verdim. Tamam. Sıkabiliyorsun. Evet. F4'ünüzden artık klasik ayarlayabilirsiniz. Şimdi Yusuf beni öldür. Evet, şu anda öldüm. Değil mi? Evet. Arkadaşlar yerdeyim şu anda. Arkadaşlar elime silah alamıyorum. Diyor ki rol gereği bayıldığın için hastaneye gitmen gerekiyor. Va. Arkadaşlar RK sistemi var. Birisini vurduğunuz zaman o vurulan kişi asla eline silah alamıyor. Hastaneye gitmeden hastaneye gidecek. Silah siliniyor mu peki vurulan kişinin? Yok, silah silinmiyor. O çok karda kaçıyor. Bana göre Aynen. saçma geldiği için yapmadım. Buradan slash tedavi ol diyorum. Şimdi ben seni vurayım aga. Aynı şeyi siz de görün. Güzeldi. Rol gereği Şimdi bayıldığın için alabiliyor musun hastaneye silah? gitmen gerek diyor. Aynen. Tedavi ol. Ha, oldum. Tedavi ol. Siz ayrı Ha, yazmışsınız olması gerekiyor. tedavi olu. Slash tedavi mi Ha, yazıyorsun? özür dilerim, oraya Onu yanlışlıkla düzelt tedavi olmak. kanka. Evet, hemen Şimdi düzelttim onu. silahı Ama elime tedavi alabildim. basit. Evet. Şimdi bir de IGS güzel bir map yaptım. Bir de IGS'nin dışını biraz değiştirdik. Yanına ışınlan kanka. Ne izliyor? Los Santos Polis Departman diyor. Çok uğraşmışlar sunucuya. Birçok daha sistem var. Gördüğünüz gibi buraya araçlarınızı falan park edebileceksiniz. Şimdi diğer sistemimize geçelim. Kamera falan diyor lan. Hemen yazmam lazım Evet, slash. ben seni kamerayı şöyle tam ortasına gelirsen daha iyi olur. Oha. Evet, şimdi IGS'ye git kanka. İGS'ye git. Arkadaşlar bunu faction'da olmayan hiç kimse yapamıyor bu arada. Haberiniz olsun. İllegal rol Normal olmayan. sergilemeyin yani. Çünkü polisler burayı her Aynen. daim izleyebiliyor. Şimdi İllegal. Sen illegalstasın değil mi? evet, şu anda görüyorsunuz beni arkadaşlar. Evet. Size video olarak iletiyor. Burada kim ne yaparsa Kanka görebileceksiniz bu arkadaşlar. kameraya bir sıksana. Kamera şurada. Bak, tahmini olarak şurada bir yerde diye Evet. hatırlıyorum. Şuralarda Evet. bir yerde. Ama kameraya bir şey olmuyor. Hani kameraya bir şey olmuyor çünkü yani metal desteklemiyor, öyle diyeyim. Anladım. Ya bir şey olması da saçma olurdu. Bu zaman herkes kamerayı sıkardı. Ta 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 sağa solu tara Tabii abi ondan şimdi sonra. şey sistemi de getireceğim. IGS'de silah çekemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu şu andaki videoya yetişmedi. Şimdi diğer müthiş sistemim. Bunu ben hiçbir serverda görmedim. Şu anda bu PD kalkanı arkadaşlar. Sen dur kanka. Sıkayım mı Sen bir? bana bir sıkmaya çalış. Şöyle uzaktan bir dakika. Arkadaşlar hiçbir şekilde mermi geçirmiyor. Hiçbir şekilde mermi geçirmiyor. Sık bana. Gördüğünüz gibi. Kenarlardan vurabilirsiniz ama bunu 3-4 kişilik, evet, kenarlardan yiyebiliyorum mermi. Ama Evet. 3-4 kişiyle yaptığınız zaman kenarlar kapalı olacak ve hiçbir şekilde sizi vuramayacak. Arkadaşlar bu sunucuda canlı yayınımız da olacak. Canlı yayına katılmak için kanalı takibi almanız yeterli. Arkadaşların Discord adresine gidin. Orada duyurulardan zaten paylaşırlar. Yusuf Sefa şu anda canlı yayında diye. Haberiniz olsun yani. Canlı yayındayken beraber roller yapacağız. Bayağı eğleneceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi Yusuf kanka şöyle yapacağız. Bu yılan kamerası LSPD sistemi için. Mesela şu interior'un içinde birisi var arkadaşlar. Interior girme aga. Girmeyeyim mi? Ha. Aynen, sen dışarı çık, ben içerideyim. Mesela arkadaşlar içeride birisi var. İllegal birisi, elinde silah var. İçeride dolaşıyor. PD içeri baskın atmak istiyor ama bize silah doğrultuyor mu doğrultmuyor mu içeriden göremeyiz. Çünkü aramızda kapı var. Buraya PD yılan kamera sistemini geliştirdik arkadaşlar.
interiorun Ben yanında tutacak aga. dayanamadım. Bastım bile yani, dayanamadım. Gördün mü aga beni şu Ben seni anda ve görmüyorum. Kameranın şeyi çok farklı bir yerde. farklı bir yerde. Böyle koltuklara doğru bakıyor bak. Seni gördüm böyle, ucundan gördüm seni. Ha şey ve ASD ile değiştirebiliyorsun yönlerini. Ha. Sağ altta. Görüyorum şu an seni bu arada. Şu anda mesela şu anda silah tutuyorum, atıyorum, sıkıyorum, etrafa bakıyorum. Evet, Bir görüyorum. şekilde içerideki kişiyi görebilirsiniz kilitli olsa bile. 10 numara. Sen çıktın Aynen dışarıya. öyle. Aynen ben şu anda çıktım. Bir de kısaca destek takip sistemimizden bahsedelim. Sana geldi mi? Evet, F11'e basarak yerini Evet şu anda görüntüleyebilirsin. istediğim gibi Evet, ilerliyorum gözüküyorsun. biliyorsundur Evet, haritada. evet, evet. Aynı şekilde destek siz de yapabilirsiniz. Tedavi yol sistemlerimiz var. Bütün LSPD, LSMD sistemlerimiz hazır. Tedava tekrar söyledim. LSPD Mobese'yi gördük. Kısaca şundan da bahsedelim artık klasikleşti. Bir dakika. ATM sistemi gördünüz. Birlik Evet. yardımlarımız da mevcut. Buraya Işınlandım. arkadaşlar, burası Binko sistemimiz. NPC'ye ateş tıkı bakın. Konuş tıkı değil, ateş tıkı. Tuşu var ya genelde oyunlarda İşte ben buna kullandığımız. çok seviyorum ya bu sistemi. Harbiden bayılıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle şey Ben de yani, arkada aynada gözüküyorum GTA şu an. 5 yani efsane bir şey ya. GTA 5'in skin değiştirme arayüzü var. Şimdi son sistemimizden bahsedelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Çok uzadı galiba. Arkadaşlar yarış sistemimiz var. Arkadaşlarınızla yarışabileceksiniz oyunda. Ben şöyle tam motor açık zaten. Sen kanka arabaya bin. Fiyatını zaten Evet. ayarladık ya Bayist diye. Özür dilerim pardon. Şimdi bana geldi yarış. Yarış kabul diyorum. Şimdi kanka böyle ilerle CP ekle de. Bu checkpoint ekliyor. Mesela ileriye doğru git 3 tane CP ekle. Evet, bana geldi 9-8 Bana diyor. Sende geldi. de var aynı şekilde. Şimdi karşımıza eklediğin checkpointler gözükecek. 3 tane ekledim bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bu şekilde yarışabilirsiniz. Parayı kim kazandıysa ona otomatik verecek. Aha. Evet, kazandın şu anda. Yusuf Sefa adlı kişi yarışı birinci bitirdi diyor. Para da size düştü. Basketbol sistemimiz falan var. Bu artık vaktimiz dolduğu için bahsetmeyeceğim. Daha birçok sistemimiz var. Modlu araçlarımız, modlu skinlerimiz de gelecek. FPS gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bitirelim Yusuf yoksa? Evet kanka, sana zahmet Aynen çok edelim. uzun oldu. Çünkü daha bir sürü sistem var arkadaşlar ama Arkadaşlar, bu sunucuda canlı bitirmek yayınımız zorundayım. olacak. Bu video yayında olduğu zaman sunucu zaten aktif olacak. Büyük muhtemelen de biz de canlı yayında olmuş olacağız. Arkadaşlar, Aynen öyle. sunucun IP ve Discord adresi açıklama kısmında mevcut. Bu sunucu açıkken canlı yayınımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Aynen. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Kişisel Discord adresim açıklama kısmında. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Selamlar canlarım. Video geçmeden önce sizlere çok kısa bir bildirim vereceğim. Gençler, bu bildirim neyin nesi mi? Arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmeyenlerinizde mutlaka var. GTA sunucusu, Fayyum sunucusu, Rust sunucu, ıvırı zıvırı, sanal sunucu arayanlar bundan sonra Yusuf Sefa kardeşinizin yanına geliyor. Yusuf Sefa kardeşini sizlere elinden geldiği kadar 10 numara hizmet sağlıyor arkadaşlar. Bakın, yılbaşı indirimi başladı. Bütün ürünlerden net %25'e varan indirimler sizleri bekliyor arkadaşlar. Biz de oraya böyle bir yazdırmışım. İşimiz bitene kadar değil, helal kazanana kadar buradayız. Elhamdülillah alnımız. Arkadaşlar, fiyat bilgisine girdiğimizde 500 TL'ye de makine var. Küçük bütçeli kardeşlerimiz için 20 liraya da makine var. İşlemcilerimizi sizlere saymak istiyorum. 5670, 5690, E5, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 5900X. Ne isterseniz var. Burası akıyor. Sanal sunucu isteyenler bundan sonra YS Usta. Açıklama kısmında bilgisi var. Biz gerçekten bunu başaracağız. Başarıyoruz da şu an birçok da müşterimiz oldu Allah'ıma bin şükür. Arkadaşlar, kar oranlarımız çok az. Da bilgisini vereyim. Bu işi meta sunucularına baktığım zaman, hostinglerine baktığım zaman başaramayan kardeşlerimiz var. Başaranlar da çok fazla tabii ki. Dedik ki neden en iyisi olmayalım? En iyisi olmak için YS Hosting'i sizler de tercih edebilirsiniz. Bu arada %25 indirim var. Hadi bakalım o zaman videoya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Beraber. sizlerle beraber Arexa Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahibi Enes kardeşimiz var. Enes'cim hoş geldin. Sen de hoş geldin Yusuf. Teşekkürler. Nasıl gidiyor kankim? Vallahi iyi gidiyor. Çok şükür senin. Şükür ben de kankim. Aynı. Çalışmaya devam. Sen de çalışmaya devam. Yaklaşık senle Aynen 1,5 senedir falan çalışıyoruz herhalde. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Olsun. Tekrardan bir Arexa projesindeyiz.
Umarım her şey çok daha güzel olur ve çok daha başarılı Aynen olur öyle. diyoruz ha. Ben senden her zaman Teşekkürler. en iyisini bekliyorum. Abi şu SWAT falan olmuşsa bana vurmayın ha. Yok seni Evet. vurmayız ya. Bize sürücünün konseptinden kısaca bahsedebilir misin Kanka kardeş? sunucumuz global. Amerika'da geçiyor. Art yazılı bir roleplay. Hani biliyorsun çok fazla yazılı roleplay kalmadı. Biz şöyle düşünüyoruz. Hani metanın daha sesli roleplay kapasitesine erişemediğini düşündüğümüzden dolayı hani yazılı tercih ediyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Yazılı seven arkadaşlar da bekliyoruz. Piyasaya göre hareket ettik. MTA roleplay sunucusu sensin galiba Aynen öyle. kanki. Kanki bize yavaştan Alexa'nın yeni güncellemelerinden falanlarından filanlarından Ay bahsedebilir misin? şöyle başlayayım. Biz tamamen ekonomimizi değiştirdik. Gerçek Amerikan ekonomisi yarattık. Mesleklerin fiyatları olsun. Yani senin marketten aldığın hani bir sigaranın fiyatına kadar değiştik. Tüm sunucudaki 1100 tane aracımızın modelinin fiyatlarına kadar, hantlarına kadar değiştik. Gerçek Amerikan ekonomisi yarattık. Mesela örneğin şu an slash meslek bilgi yazarsan eğer buradan zaten meslek fiyatlarımızı genel olarak görebilirsin. Az olduğunu göreceksin. Çünkü şu an sonucunda 1,5K'ya falan bile bir araba alabiliyorsun. 1,5K'ya araba alabiliyorsun. Yani Vaa. en pahalı arabamız şu an sonucunda 70 bin. En pahalı evimiz 70 bin falan. Hani ekonomi bu şekilde ilerliyor. Onun harici bir sana low poly araçlarımızı göstermek istiyorum. Tabii ben de bakmak istiyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Arkadaşlar şu anda da fark ediyorsunuz. Bugünden sonra gerçekleşti. Yani bu daha önceden gelen bir şey değil. Biz acayip şekilde görüntü kalitesini yükselttik şu an. Yani şu anki görüntü kalitesi 10 numara olacak. Yani akacak O bundan da bizim sonra görüntü şansımız oldu kalitesi. sanırım. Aynen bugünden sonra gerçekleşen şanslısın kardeşim. Alexa'nın Aynen öyle. uğurlu YouTuber'ı geldi. Aynen öyle. Kanka burada bizim yaklaşık 27-28 tane low poly aracımız var. Bunlar şu an toplu olduğu için belki ufak bir FPS kaybı yaşayabilirsin Yo bende ama hiçbir FPS normalde sıkıntısı yok. yani hani zaten FPS kaybettirmeyen modlar olduğu için fark ettiysen hiçbirinin iç detayı falan yok low poly olduğu Bundan için. yaklaşık 1,5 sene önce bu Ford'dan alacaktık. Fiyatları 70 bindi, şu an 200 lira kardeşim. Selamun aleyküm bu arada. Yani Türkiye ekonomisi diyelim. Araçlar 10 Burada numara bu kanka arada. bayağı bir aynı. Bu bayağı bir araç var. Yani şöyle diyeyim. Burada gördüğüm bir aracın galeride 3-4 modeli var kanka. Modeli yok. Mesela Porsche alıyorsun. 2010'u da var, 2012'si de var. Biz genelde en üst modellerini koyduk. Hani en hızlı hantları, en hızlı modelleri koyduk. Pahalı modelleri koyduk. O şekilde yaptık ama Çok da bunların güzel 3-4 tane olmuş. modeli var. Yani araçlar low poly FPS düşürmüyor. Yani şu Golf'le Ford'a ondan sonra acaba Passat'ın yeni kasası Aşiret Türkçe paket. yok. Bu Passat'ın CC dev kanka. kasası diye geçiyor. CC diye geçiyor. Ha, Passat demiyorlar buna hatta. Aynen. İmiza Aynen mı öyle diyorlardı kanka. şuna? Bir şey diyorlardı. Bu neydi? Alfa Unuttum. kanka, Alfa Alfa Romeo. ha. Sen alt tuşuna basarsan da isimleri görebilirsin. He, o zaman bundan sonra biliyormuş gibi konuşacağım. Kardeşim şunun da ismi BMW X6 at da onun yanında da şöyle bir Ford'umuz var gene aynı şekilde. Kanka Daimax Star genelde karavan. zaten Çok sevdiğimiz bir karavan biliyoruz kendisini. meslek araçlarımızda da bunu kullanıyoruz. Bu low poly aracı kullanıyoruz. Mesela bizim bir tütün mesleğimiz var. Birazdan onu da göstereceğim. Bu aracı değerlendirdik orada. Hadi bakalım gidelim İstersen abi tütüne gidelim. bir sana şöyle diyeyim. Tamam tütüne gidelim Ben olur. merak ettim şu an o arabayı Yani, kullanmak istiyorum. tamam. Normalde pek meslek tanıtmayı sevmiyorsun ama sen de merak ettiysen eğer bir sür bakalım. Bak bunu video başından önce uyarırım. Uyarmadığım insanlar da var. Yani artık müşterilerim öyle bir alışmış ki videolarımı izlemekten. Yusuf abi ya da Yusuf tamam hacı fazla meslek tanıtmayacağım. Hiç sıkıntı yok falan yapıyorlar kanki. Sen de duydun mu benim videolarımdan bilmiyorum. Yani nefret ediyorum kanki. Yani Seni test bir illegal birliğe atacağım. at Üç kanki. level birliğe koydum seni. Kanka bu tütün mesleğinin baştan sona ben yazdım. Öyle diyeyim. Rotasına kadar Ehliyetim ben olmadığı için çizdim mi her şeyi. vermiyor şu an bana? Ehliyet de Vereyim lazım kanka benim. ehliyet de vereyim. Hadi Tamam verdim vereceğinse. şimdi. Bakalım. Bana diyor siktir. Senin işin yok diyor la bu hala. Dur bakayım. Bir Bu. dakika kanka. Ben şu şekilde Ha. illegal birliğe Şu an atayım. girdim abi. Tamam. Şu an Tamam. girdim. Tütün basla diyor. Aynen kanka araca bin tütün basla yaz. Rotayı takip et. Zaten sen yüksek ihtimal Ha. rotanın yarısında sıkılacaksın ama Yanlışlıkla gene de arabada bir benim. dene. Tekrar tütün başla yap kanka. Zaten rota oluşacak. Bu mesleğe de bizzat ben yazdım zaten. Hani farklı şeyler göstermek istedik insanlara. Ayarladık. Hani ekonomiye göre mesela bir faction açıyorsun. Faction'ın levelini yükseltiyorsun. Yaklaşık bir 7-8K para harcamış oluyorsun. Ki bizim sunucuda şu anda 7-8K para çok. Hani sonra bu mesleği yapabiliyorsun 3 level birlik ile birlikte. Taklaya geliyorduk. Araba yani gerçekçiliğini vermişsiniz biliyor musun? Hani sağa sola yatışlarda falanlarda filanlarda böyle bir. O, yani o araç da işte az önce gördüğün low poly araçtan. Bayağı tatlı. Çok güzel ya. Yani
Bizim Ankara'daki dolmuşların çoğu da bundan. Nerede yaşadığını bilmiyorum ama bundan da değil ya. Bunun yeni kasası. Bizim buranın pazarcı arabası kanki birazcık da. Yani ya biraz öyle sayılır. Kanka istiyorsan ben seni gideceğin rotaya çekeyim. Çok uzun Çık süreceksin kanki. çünkü. Yani o aracın hızıyla bayağı bir videoyu burada geçiririz öyle diyeyim. Kanka Sıkıntı. buraya geliyorsun. Anam. Burada bir sarı Bir point daha oluyor. çek. Beni bir daha Giriyorsun. çek. Beni bir daha çek. Ben arabadan ineceğim. Kanka geliyorsun. Burada bir sarı point oluyor. Buraya bırakıyorsun. Sonra geri aynı yere dönüyorsun. Paranı alıyorsun. En Allah çok veren bereket meslek versin. şu an sunucu da bu 3 level birliği olduğu için. O şekilde ayarladık. Zaten 3 level birlik yapabilmek için de para ödediğin için. Şimdi seni havalimanı mesleğine çekeceğim. Havalimanı görevlisi. Bunu da ben yazdım kanka. Çek de ya. Zaten bunların F-11'de blipleri de var bu arada. Kanka buraya gel. Meslek işbaşı yaz. Gir kanka. Bu arada şu araç Meslek. sana özel kanka. Canın sıkılmasın diye. Bu 300 falan gidiyor şu anda. Bunu sana Oha. özel ayır. Diğerleri 74 hızı geçmiyor. Şöyle sanmasınlar. Yani Yusuf Sefa 200-300'e mesleği bitirdi. Hayır. Diğer araçlar 74 gidiyor. Bunu senin için ayarladık. Hani videoda da zaman kaybı olmaması için. Nasıl yapacağım kanki şimdi? Kanka şurada bir info var. Infodaki kodu yazıyorsun Lan zaten. adam öldü. Slash temiz başla kanka. Basla. Temiz basla yaz. Arkadaşlar sizin araçlarınız bu kadar uzun olmayacak. Eğer ki siz de bir gün Evet. Yusuf Sefa olursanız sizin de arabanız hızlı olur. Ego Aynen öyle. kardeşim ego. Yani sizin araçlarınız 74 hızı geçmeyecek. Bu şekilde gitmez tabii ki ama biz gene de şey yapıyoruz. El freni bu arada bak tak diye duruyor araba. Şeye basınca. Yani. Space'e basınca. Hiç o araçta şu an takla atamazsın yani öyle ayarladım Bir bu kadar da yerin ben. altında Kanka bu vardı arada hani optimizasyona bayağı odaklandık. Fark ettiysen sadece alt tuşuna basınca isim falan gözüküyor. Her şeyle mesela topluluğa girdin artık toplu name tag gözüküp de FPS'ini düşürmemesi için. Hani sadece alt tuşuna basınca name tag'in gözüküyor falan. Low poly araçlarımız da zaten FPS düşürmüyor. Her konuda optimizasyona odaklandık. ne? En iyisini yapmışsınız kanki valla. Ben bunu bitirince kanka seni bir rezidansa çekeceğim. Sen bitirince bitirdim de. Tamam kanki. Herhalde ben aynı yere geldim şu an. Bitti. 100 dolar milyon TL kazandım. Çekebilirsin Çekiyorum kanki. kanka. Burada bir rezidansımız var. Şu asansöre binmen lazım ilk önce. Veya birlikte binelim. Bindik. Bindik. Bekleyelim. Çıkarken Zaten diyordu ona Orto çıkıyor. rezidansa hoş geldiniz. Asansörle çıkıyoruz gördüğün gibi. Uyarı da vermişti zaten chatimize. Evet. Bunun bayağı yükseldi lan. Ben tam şey değil miyim? Kanka Ağ biz... işlerini yapan, rezistans ağ işlerini Aynen yapan adam. öyle. Aynen Lan Burak. öyle. Sen Hüseyin şey buraya oldun paspas burada. at. Hüseyin paspasla Burak falan diye neredeyim kanki ben. Aynen öyle. Her İşçiye şey. saygımız var ya, sıkıntı Ama bak yok. benim karakterim şöyle. Her şeyi çok bilir ama maaşı çok azdır kanki. Kanka geldik. Burada gördüğün gibi hani satılık evler var. Bu rezidanstan ev alabiliyorsun. Bu evler çok pahalı ekonomiye göre. Hani 50 bin demiştim ya sana kasmak çok zor. Neden? Çünkü burada sayılı evler var kanka. Mesela ben bu arada bah yapayım da her şey daha net gözüksün. Gördüğün gibi Oha. kanka hani rezidansta oturabiliyorsun. Yukarıda da gene satılık var. Hani şu an 11 tane daire var. İleride arttırmayı düşünüyoruz hepsi alınırsa. Yine birisi mesela rezidans satacak. İşte Downtown rezidanslı satılık evim. Bu evler değerli olacak. O Yani yüzden isim ilk değere binecek abi. aynen öyle. Hani bu rezidansa sen geliyorsun. Şu anda sunucuda başka asansörle çıktığın bir yer yok. Asansör sistemi olarak. Burayı biz rezidans olarak yaptık. Hoş olduğunu da düşünüyorum. Sen ERP Zaten yapacaksın. Kafaya koydun. Kızı dersin ki benim yani Hollywood'um. Terasım var. Şey terasım demişim. Rezidansım var. Gel dayı. rezidanslı evim var O da ne mesela. diyecek? Geliyorum bebeğim. Diyecek koşacak abi. Aynen öyle. Kanka seni bir şeye çekeyim. Silah NPC sistemimize. Çek kanki. Kanka burada Şişe. bir silah marketimiz var. Şimdi diyeceksin ben bu kadar kolay silah elde edebiliyor muyum? Tabii ki elde edemiyorsun. İstiyorsan bir Dur bir dene saniye. satın almayı. Roman Survey Hatta şu an para da RPG vereyim sana. kullanıyormuş. Salın abi. Sağ Kanki olun. ben bu kadar kolay silah elde edebilecek miyim? Tabii ki edemeyeceksin kanka. Hani şu an satın almayı dene mesela. Bolt deneyeyim abi. Şimdi onun için silah satın alma izni olması gerekiyor boş Silah kardeş. satın alma iznine. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. ISO olarak bir konsey açacağız, tamam mı? Hani baronluk gibi düşün. Bu konseyin bir lideri olacak, doğru muyum? Bu arada bu Evet. konseyin liderini oyuncularımız seçecek. Mesela başta konseyi ben kurdum diyelim. Sonradan hani beni atabilip de liderliğe başkasını koyabilecekler. Şöyle bir komodumuz var. Şu an sen yüksek ihtimal hani A3 ve üzeri yazabildiği için yazamazsın. Silah izinden kanka ben sana silah izni veriyorum şu an. Ver abi. Vereyim. İsmin Yusuf Sefa. Dokri. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu anda hani konsey lideri olursan silah alma iznin oluyor. Aldım. Zaten statsta da gözüküyor bu statsta silah alma izni diye. Aa evet. Şu an mesela satın alabilirsin istediğin silahı oradan. Avlanma belgesi falan diyor. Hayır, orada silah alma izni Yo var ama onu da tekne gördüm. Yani lisansın var. avlanmayla ilgili de bir şey var demek istedim yani.
Evet, aynen öyle. Seni bir kanka Tamamdır. bankaya çekiyorum. Çek değil. Kripto para sistemini göstereceğim. Şimdi sen gerçek hayattaki kriptoyu oynayabilirsin buradan. Borsa oynayabilirsin yani. Sana bir şey Geliyoruz. söyleyeyim mi bu Şurada arada? gördüğün... Şakasız Efendim? söyleyeceğim. Daha hayatımda kripto hiç para yatırmadım abi. Ben de yatırmadım bu arada. Kumarım da Valla. usta. Bitcoin. Slash kripto yazıyorsun. Bitcoin al istersen. Nasıl alacağım Bitcoin? Kripto yazınca zaten Ha. konutları gösteriyor. Bitcoin satın aldım abi mesela. Bitcoin alım satım Şu an şu an hem 848 liraymış. kanka mesela kripto durum yaz şu an. Bitcoin ne kadar almışsın? Bakalım. Kanka 848'den almışsın. Çok pahalı almışsın. Sana şöyle diyeyim, hani sunucumuzun ekonomisine göre. Bu kripto 50 dolara da düşebilir. Kanka 1100, 1200, 2000'e de çıkabilir. Şu an ben elle bir kere hani bunu yenileyeceğim. Ama kesinlikle fiyatları ben ayarlamıyorum. Random bir şekilde gelişiyor. Hani kimse şeyi düşünmesin. Gördüğün gibi... Ben SWAT'ların NPC zannettiydim. Gerçekmiş laf bunlar. Merhaba kardeş. Kanka şu an gördüğün gibi chatine bir uyarı düştü. Kripto fiyatları güncelendi. Kripto durum yaz. Mesela zararda mısın, karda mısın 676 bakalım. lira abi zarardayım. Kanka sen şu an mesela zarardasın. Mesela şu an sana şöyle diyeyim. Bitcoin alınır ama Ethereum alınmaz. Ethereum 964 olmuş. Yani bu şekilde buradan borsaya da oynayabiliyorsun. 10 numara abi. Kanka son Vallahi 10 olarak numara. şöyle bir Evet. şey söyleyeyim. Market slash market yazar mısın? Slash market kem küm. Evet. Kanka buradan VIP 3 görüyorsun. Şu anda 50 Evet. lira aylığı. Evet. Biz bir kişiye, senden gelen bir kişiye açılışta VIP 3 hediye edeceğiz. Zaten bu videoyu izlediklerinde akşam 8'de sunucu açılmış olacak. Yüksek ihtimal sen öğlen falan yayınlarsın. Abi o Hani akşam zaman 8'de, akşam evet. 8'de sunucuya giren ilk ID 21'li kişi bu VIP 3'ü ona ver, tamam ID mı? 21. Not alalım ID Al 21'i. abi. Ona verelim. ID 50 de olursa eğer abi bir tane VIP 2 ver. Tamam. Bu arada slash VIP bilgi yazarak da VIP bilgisine bakabilirsin. Maske cartçut. Bir üçte yok yok. Biz tek VDS şifresi Kanka çünkü şöyle ki hani ben şöyle düşünüyorum. Adam aylık VIP'ye para veriyorsa bir özelliği olmalı. Burada bir showroom'umuz var kanka zaten. Hani donate araçları daha yakından inceleyebilmek için. 10 numara Bu 5 yıldız. şekilde. O zaman Zaten yavaştan bitiriyorum. slash markette de fiyatları falan. Yani. Aynen kanka. Yarın zaten bu Gençler. videoyu izlediklerinde aktifiz 8'de akşam. Akşam 8'de, bugün akşam 8'de sunucumuz aktif. 8.30'da da ben yayındayım. Bakın Aynen söylüyorum. öyle, canlı Bu arada yayınımız ID var. 21'i de ben de göreceğim abi canlı canlı. Belki de ID Aynen. 21 ben Hatta olurum şöyle beyler. viral bir oyuncu sayısına ulaşırsak sadece VIP 3 ile kalmaz. Çekilişler ardı ardına devam eder canlı yayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu akşam saat 20.30'da canlı yayındayız. 20.00'da sunucu açılıyor. 50, yarım saatte anca doldurursun işte. Beraber rol yaparız. O zaman mafyacılık akacak abi bugün. Herkesi sunucuya bekliyoruz. Aynen öyle. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. O zaman Araxa role playing hemen bir şey uyduruyorum şu anda. Slogan uyduruyorum. Geri neydi? Geri dönmedik. Geri mi neydi la o? Araxa roleplay, Araxa Yeniden. Hadi bakalım. Arkadaşlar roleplay'i sunucunun IP ve Discord'u yeniden. açıklama kısmında. Görüşmek üzere. Bay bay. Benim Tofaş yemek be aslanım benim. Ne oluyor dayı, biz de başka tamirciye gideriz, hayır mı? Tek misin sen? Dayı ben uyuşturucu mu satıyorum dayı? Hayır mı? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Jant Roleplay'deyiz. Bugün serimizin 5. videosundayız. Bundan önceki serileri izlemeyen arkadaşlar açıklama kısmından 1. seriden 4. seriye kadar bulabilir. Jant Roleplay'in nasıl geliştiğini herkes daha iyi anlayabilir. Arkadaşlar bugün birazcık balık tuttum, sattım, 800 TL gibi para yaptım. Bunu geçeceğim, bir modifiyeci birader tunik mi, öyle bir tane modifiyeci var. Onların mekanına gideceğim. Tofaş'a neler yapabiliyorlar bir öğreneceğim, bir konuşacağım, olmadı bir şeyler yaptıracağız. Arkadaşlar Jant Roleplay'de gerçekten vaktim çok güzel geçtiğini fark ediyorum. Benim Tofaş yemek be aslanım benim. Jant Roleplay'de vakit gerçekten güzel geçiyor. Hepiniz gelebilirsiniz. Şuradan kapatalım şunları, arabayı nazar değecek bu kadar sergilediğimiz yeter. Şimdi o dediğim birader Turing'e bir gideceğim, adamlarla konuşacağım, inşallah anlaşırım çünkü bir şeyler yaptıracağım. Bak salağa bak, salağa bak, salağa bak. Arabayı da tamir ettireceğiz, umarım bir şeyler olur. Şimdi az bir şey arkadaydı mekan. Şimdi bu mekan, yani tam olarak sahibini tanımıyorum. Gördüm birkaç defa, hani hangi mekana girerim onu da tam olarak bilmiyorum. Şöyle arka tarafta bir yerdeydi ya. Neredeydi ki? Heh, arka taraftaymış ama. Çok dolanmışız boştan yere. Hadi bakalım. Ona ne uğradın? Baya da kalabalıkmış burası. Selamün aleyküm. Lan Cabbar. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Cabbar ne yapıyorsun lan sen? Buralarda ne işin var? Ben mi? Benim olayım mı kardeş? Ben her yerde. Oğlum siz nerelerdesiniz lan? Hüseyin, bir şey söyleyeceğim. Ha?
Uyuşturucu mu satıyorsun? Öyle diyorlar ya. Yok yok, benim o tarz işlerle işim yok. Biz uyuşturucuya yanlışız. Gençler tamam, siz köşeye geçin lan. Bilo. Dükkana mı geldin Bilo? Yapar. Evet. Bilader sen neye geldin? Benim bu Tofaş işte bir arıza verdi, duman muman çıkartıyor. Bir de hani modifiye tarzı bir şeyler yapabiliyorsanız bugün sizlerle kaynatalım. Bakalım Tofaş'ı sadece ne yapabiliriz söyleyeyim mi Tofaş'ı? Söyle bakayım. Boya, jant, air, korna, onları takabiliyorum. Tamamdır, halledelim ya, bir içeri bir alayım araba isterseniz. Ben alayım burada reis. Burada konuşalım da içeride bir şu an arıza var, tadilatlı ustalar var içeride. Anladım. Hacı size şöyle söyleyeyim. Pek fazla param yok. Beni bu şehirde her zaman dediğim gibi gün gelecek ben, elimi öpecekler. Hani zaten ben seni tanıyorum. Sen yolculardan bedormado o işlerden seni biraz tanıyok. Anladım. Yolcuyu ben tamamen bıraktım. Şimdi mesela Cappar'ı bilir. Cappar siz nerelerdesiniz oğlum lan? Bunlar yok oldu ya. Şu sohbeti bırakın da ben tamirciyi kilitleyip gideceğim sonra. Benim bir işim var. Ne oluyor dayı, biz de başka tamirciye gideriz, hayır mı? Tek misin sen? Bu da benim ortağım, onda anahtar yok şu. Diyorum anahtarı çıkar diyordum. Anlamıyor beni hala ya. Tamam, açık dursun. Gerekirse buraya iki tane adam koyarım, mekanla elleyen olmaz, korkma. Adama ya, bak lan, parasıyla iş yapayım diye cazı bir işlerim var o zaman. Ben dur, şunu çekeyim reis. Doğukan. Heh. Dükkan sana emanet. Ya zaten oğlum, gerisi benim lan. Sok reis içeri. İçeri girelim. Şimdi bu arabaya bir tamir. İsim neydi senin birader? Hemen Doğukan reis. Doğukan, bu arabaya bir tamir yapar mısın? Benim Hüseyin. Tamamdır. Bir tamir çek bu arabayı yiyelim. Şöyle arabana bir tamir çekelim. Kanka bir kapıdan şey bakayım. Bilmiyorum. Nereye çekeceksin, nereye söyle. Reis. Tamam ya. Kendine geliyor. Bir kaputunu açalım reis, bakalım senin arabaya. Bir bakın ya sizde. Yok mu oğlum buralara sohbet edebileceğim? Gökdeniz. Kal. Sen nerelerdesin oğlum ya? Dur lan, yanlış açtım. Tanıdın değil mi beni? Ayrıldık baba. Yok tanımadım. Ulan unutulacak adam mısın? Adam. Ne yapayım, Bedo falan nerelerde? Biz ayrıldık baba, yeni bir yere gittik, tete koyduk diye. Bedo'da mı ayrıldı? Şimdi oradaki. Yusuf reis. He efendim. Sen bu motoru ne yapmışsın ya? Bakın işte oğlum ya, duman falan atıyor, bir şeyleri yapın. Vallahi yakmışım motoru. Bir çay kahve yok mu oğlum, siz nasıl bir tamircisiniz? Çay var ya. Dur ben sana getirem ya. Getir Cappar'ı, getir. Lan bizimkiler oradan bir çay. Gel bakayım Bilo, ne oldu anlat. Ben de yokum zaten. Gittim bugün bir tane yavşak ya geçmiş başa. Oradan bak, gelmiş bana diyor. Yok öyle yok böyle. Ama bizim şu anda yollarla bir sorunumuz yok. Yani yine dost gibiyiz yani. Sorunumuz yok. Bir tane böyle şey adam başa geçmiş diyor. Yok masaya gel. Yok cart türt masaya herkes giremez. Benim adamlarım acaz yapıyor. Yol verdim yani ben. Ayrıldım tamam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Biz de onun adamlarız. Duyuyorum lafı. Biraz daha kelimeleri dikkatli mi okursanız? Sedat reis'e laf yok yani. Haa tabi işte. Yok Sedat değildi lan, başka bir tane deniyordu. Sedat adamdır. Git senin araba zor bela yaptık. Oğlum bunlar adamın hala onlardan, ben de adamı gömecektim, ne sebebi. İyi misin la Gökten? İyiyim şerefsiz. Sedat laf yok. Ne yaptınız arabayı, ne yaptınız? Reis arabayı cillop gibi yaptım, bebek gibi oldu araba. Yok mu buna jantmant bir şeyler? Jant takarık. Tak bakayım. Tamam sıkıntı yok. Dursun. Neyse bu dursun. Bu idare edelim. Sonra yeni jant gelince değiştiririz eski jantla. Bilo ile Doğukan sadece ikiniz gelseniz acı. Ofise geçelim. Geçin ofise şöyle. Şimdi Bilo. Buyur. Bedo yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bana o gün birisi öldü cart gibisinden bir şeyler söyledi. Yaşıyor ya. Nasıl yaşamıyor? Bana öyle söylediler. Gençler bir çay koyayım mı ya? Yok Doğukancım, eyvallah. Doğukan bizim borcumuz ne? Borcun abicim bak, şu an jantın var. Bu da içine spoiler taktık da. Yani sen versen 3000 yeter bana. 2000 mi var oğlum? 800 TL param var, evet, yalan tamam. Allah'ın düşmanı. Şey sen... Şu fotoğraftakiler kim lan? Fotoğraftaki benim, sağdaki ben. Harbiden olan.
Soldaki? Soldaki de Emirhan. Ha, şu az önce bana caz yapan çocuk. Var mı bir isteğiniz? Buyur abi. Ne var bakayım Cappar? Uyuşturucu satla. Uyuşturucu satmıyorum ki yani. Baba yani ne yaparsan yap ne uyuşturucu sat ne de satlar. Sen bizi daha fazla tanımadın ama yani biliyorsundur sen de bizi. Dayı ben uyuşturucu mu satıyorum dayı? Hayır mı? Yok bak. Biz diyoruz satanı bulduk getir yanımıza onun biz vaktini bildiririz. Baba gençler içsin ya bırakın bir şey olmaz. Yok baba öyle olmaz. Çıkar arabayı çıkar vurdurun gençler vurdurun. Bir bayram var. Güzel ağırladılar ama şimdi Allah var. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doğuş Roleplay'deyiz. Yanımızda Kutlan ve Enes var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Arkadaşlar havalar bir soğumuş. Üf anlatamam ama hala üstümde kısa kollu ama tek bir değişen içim aldım. O da gözüküyor mu bilmiyorum. Abi artık atletsiz içtiksiz dışarı çıkmıyoruz. Ankara acayip buz gibi oldu. Donuyoruz. Altımda şort var ama gerçekten şortman giyebilirim. Üstüme de bir tane kırka giyebilirim. O derece soğuk. O zaman... Yani kışın en güzel ne gider abi? Meyta gider doğru muyum? Evden dışarı çıkamıyorsun. Bizim sunucu ısıtır sizi ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz demiştik sanırsam. Aynen sen de hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Bize Doğuş Roleplay'i biliyorum arkadaşlar. Kutluhan da yakın bir arkadaşımız. Biz de sunucunun konseptinden haliyle unuttuk. Aradan birazcık vakit geçti. Sunucunun konseptinden kısaca bahsedebilir misin? Bahsedeyim sordun da iyi oldu. Çünkü en sonki videodan sonra konsepti değiştirdik. Öyle. Sunucu hala medium aynen. Hem sesli hem yazılı bir şekilde rol yapabilirler. Aradan medium. Dos Santos'ta geçiyor. Eskiden Türkiye'de geçiyordu. Admin alımları, EM alımları, ailedir, çetedir vesaire carçurt her şeyin alımları da açık yapmaları gereken aşağıdaki senin o açıklama kısmındaki Discord'lardan bizim sunucumuza gelmesi lazım. Aşağı açıklama kısmında Doğuş Roleplay, IP ve Discord adresi açıklama kısmında mevcut arkadaşlar aşağı taraftan benim de kendi Discord adresime katılabilirsiniz. Biri kupon bozdurdu abi. Kutluhan Alabey'le attığı kişi kupon bozdurdu. Aynen sen de bozdurmak istersen her slash kupon Yusuf Sefa yazabilirsin. Yusuf Sefa. Oo tertemiz abi. Ne kadar veriyormuş? 3M mi veriyor bu? 300K veriyor. Özür dilerim. 300K'da girişte veriyor. 400K abi. Tertemiz oyuna 400K ile direkt başlayabiliriz. Slash kupon boşluk Yusuf Sefa yazıyorsunuz birleşik şekilde. 300K'yı alıyorsunuz cebinize koyuyorsunuz abi. O zaman yavaş yavaş sunucu mapleri sistemleri artık bize ne göstermek istiyorsan başlayabiliriz. Başlayalım direkt bu zaten gezdin herhalde buraya görmüşlerdi. Aynen bayağı gezdim burası. Havadan beri burası. Burası ya dediğim gibi... Herhalde bir 55-60 kere söyledim seni videoda bizim sosyal harp sunucu olduğumuzu. Ondan dolayı canım sıkıldıkça map yapıp atıyorum millet sosyalleşsin diye. Evet. Ha, işte burada böyle bir mapimiz var. Karşısında bizim sunucumuzun açıldığı günden beri değişmeyen Lux kafemiz var. Haricinde sana şöyle adminlik de vereyim de sen bir taraftan. Var kanka adminim uçabiliyorum ben. Var mı? Var ha, öyle tamam. Bir yeteneğim ama kullanmıyordu. Starbucks'ın oraya gel şeyin oraya. IGS'nin oraya. Geldim kendi işte. IGS'miz var bir de Starbucks'ımız var. Modellemesi çok iyi olmuş. Starbucks artık klasik gerekirse birazcık klasik. Evet. Biliyorsun açık sözlü bir insanım ama bu IGS efsane olmuş. IGS'nin içine neden bir şey düşemedin? Ben hiç uğraşmak istemedim ya. Hani IGS'nin çünkü buralar sıkıntılı arkasındaki tamir yeri falan bug'a giriyor diye. Ha okey. Yani bir nevi aynen. FPS'e de önem verdiniz usta. Aynen öyle. Hemen IGS'nin karşısında parkımız var yine böyle. Oturabilecekleri falan büyük. Burada bu çok iyi olmuş. He, havuz falan var abi. Geleceksin sevgilinle beraber orada kardeşim. Havuza tabii girmek canım. İster misin? Hemen tabii. Sevgilinizle gireceksiniz abi. Burada jacuzzi rolü falan. Şaka yaptım tabii ki de. Yani kız demişken bu arada uzak kız oyuncular da var bayağı. Ooo sunucu 150 çekecek abi. Tamam. Sunucumuzda kız oyuncular da var. Biz sürekli rekondayız. Hani böyle bir ICO saygı çerçevesinde. Aynen öyle saygı çerçevesinde beraber rol yapabiliyor. Onların çünkü haberini yarın bir gün sizin de kız kardeşiniz olur. Bir şey olur abi o da meta. O empatiyle beraber oynarsanız bu oyunu sizin için daha güzel olur. Aynen öyle şöyle burası da klasikleşmiş ama burayı da göstereyim. Burada burgerımız var. Abi abla büyük boy. İkili menü. Anca doyuyor. Aynen şey yapabiliriz. Başka EM'leri falan hastaneleri göstermem gerek yok. Klasik Los Santos'a uygun bir hale getir. Onun haricinde
PD pardon. PD'ye alımlar açık, admin alımları açık, çete, aile, mafya var. PD'ye alımlar açık derken şimdi PD'ye baş komiser mi aranıyor? Yok, direkt sana nasıl söyleyeyim? Baş komiser var şu anda zaten. Ya, stajyer alımlar açık abi. Aynen öyle. IC bir şekilde alınıyor bu arada. OC bir şekilde alınmıyor. Sıraya diziniyor. Bildiğimiz işte asker bir sınavdan geçer gibi bayağı sınav mınav yapılıyor. Hatta onun olacağı zaman sunucuya bazen şifre bile koyuyoruz. Sana öyle söyleyeyim. Allah Allah. Ciddi PD alımları oluyor çünkü hem illegal hem legal oluyor. Biz bayağı dengelemeye çalışıyoruz. Aynen abi. Ya şimdi PD'nin bir tık güçlü olması lazım. İllegalin de çok kötü olmaması lazım. İllegalin çok yüksek olması çok yanlış kesinlikle. Aynen öyle. Gel bir interiöre göz atalım, içeride ne varmış. İçerisi polis böyle. Kız var mı kanki? Polis kız bilmem. Alırız ya yakında. PD 253 kişi olur kanki öyle bir şey yani. Şöyle aşağı kata da gel istiyorsan. Nezarethaneleri falan göster. İnterör çok iyi. Dışı klasik. Ya dediğim gibi çok güzel. FPS aynen FPS düşmesinde interiörde zaten sabit yüz aldığımız. İçeriye pek bir şey yapmadık da interiörü şey yaptık bayağı bir. Usta ben şu an harbi 101 FPS alıyorum. Alırsınız. Devam. Buranın içinde kayboldum sanırım. Ben çekeyim seni gel. Birileri kandırmış. Hastanemizin bir de interiörünü göstereyim. Baharız usta. Zaten sizin başlıklarınız hep neydi? Mapleri ile ön planda olan bir sunucu. Sosyal RP odaklı, map odaklı, aynen. O odaklı. İçerisi böyle. Acil diyor abi. Usta ben bu hızı çok seviyorum biliyor musun? Ona da buradan selam olsun. İçerisi de klasik. Sana bir de özgürlük anıtımızı gösterelim. Orası çok güzel. Arkadaşlar neden az önce böyle kelime kullandın diyorsanız acile geldik ya kanki. Yani beni üzdü. Derbeder etti, o yüzden acile geldik. Özgürlük anıtını da göstereyim. Güzel bir özgürlük. Gavur işi var. Sunucu arkadaşlar. Sunucu başlığım gavur işi sunucu. İyi usta. Bu da varsa. Ya Los Santos havasını vermeye çalıştık. Güzel olmuş güzel. Elimizden geldikçe. Şöyle... Bu Liberty'nin ortasında vardı herhalde şeyde. Neydi sürücün? Şey GTA 4. GTA 4'te ha. Bu ne lan? Köprü bakayım. Altı. Köprü üstü evet. Kanka ama gene de sen bilirsin. Köprü üstü pardon. 6 ile üstü. Yok lan 6 oluyor lan. Köprü altı, altı işte ha. Köprü altı. Bak kanki fesat çalışıyor ya. Köprü altı. Peki orayı kız de. Oyuncularımız köprü altı. Köprü altıda kız oyuncularımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sarıcı hiç girmeyin. İşin gırgırındayız. Oo. Linçlemesinler bizi. Burası şimdi şöyle söyleyeyim sana. Admin ekipleri kendi karakterleri haricinde doğa karakterleri açıp oyuncularımıza rol pasıyorlar buna ben de daha. Bu üniversitenin yakında içerisine özel bir interiör falan düzenlenecek. Ben bir defa gibi. İçeride böyle ders verilmeler olacak. Onun haricinde işte öğrenciler olacak. Kız tabii. Öğrenciler falan olacak. Kız öğrenciler olacak evet. Ve çıkışta böyle barlara falan gideceksiniz arkadaşlar. Tabii. İşte burada öğretmenler size ders verecek. Ondan sonra koluna alacaksınız bir tane kızı. Hemen o gösterdiğimiz sosyal RP maplerine götüreceksiniz falan. Hepsi düşünülmüş yani bunların. Arkadaşlar sunucu açılınca herkes üniversitelerinde sıraya girsin. Ta buradan İGS'ye kadar. şey nasıl böyle kız sevdalı olduğunuzu herkes görsün. Videodayız. Fazla görüşürüz. Aynen aynen. Lişlemesinler. Şimdi şaka yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Her şey bir yana gerçekten çok ama metanın kitlesi bir tık buna yönelik olduğu için. Ona yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi vale sistemini şey yapalım göstereyim. Slash vale yaz bak. Saraya slash vale. Ha gerçi senin bir tane araban yok. Ben araban sana hemen bir araba selleyeyim. Araba selleyelim hemen sana. Ooo. Bak aslında benim üstüme de arada girer oynarım. Kalsın ya. Uzaklaşayım mı? Ha uzaklaş. Geç İGS'nin oraya. Slash vale yaz bakayım çağır oraya. Sultan 2 diyor. Yani admin çağırmayacaksınız abi doğru mu? Aynen öyle. Admin çağırmanıza gerek yok ki zaten adminleri bir sürekli tembihliyoruz. Herhangi bir şekilde ne fix atılıyor ne heal atılıyor. Hiçbir şekilde şey yapamıyorsunuz. Canınız mesela azaldı mı? Gideceksiniz abi bir yerden yemek alacaksınız. Kes kes. İşte, ne? Bir şey yok kanki. Video izlemiyoruz. Evet tamam. İşte arabam bozuldu mesela. Gidin İGS'nin orada sürekli İGS'nin hemen arkasında mekanik map'i yapılacak. Hı-hı. Oradaki mekaniğe götüreceksiniz arabanızı. Tabii ilk zamanlar ha işte mekanik map atacağız yani sadece. Herhangi fix veya heal isteme durumu olmayacak. Bak ben otobüs karşısında çok güzel bir... Ya o, hani o kadar fazla map var ki ben unutuyorum bazen map'lerin olduğunu falan. Allah onu çok ağırlık verdiğimiz için. Şimdi mesleklerden bahsedeyim. Klasik meslekler var tabii ki. İşte pizzasıdır, dolmuştur falan ama onları biz çıkardık. Kendimiz daha değişik meslekler eklemek istediğimiz için şu kanki, an meslekleri bir videoda, görmüyorsunuz orada. Ben her videomda söylerim. Ben fazla meslek göstermeye taraftayım. İlgi çekici bir iki tane göster mesela bize. Ha tamam işte ondan bahsedecektim. Bir ismini vermeyeyim şimdi belki videoda sıkıntı olur. Bir mesleğimiz var.
Onun haricinde o tarz bir iki meslek daha var. Biz bir tanesini gösterelim. Söyleyebilirsin. Aynen. Kenevir mesleğimiz var. Onu gösterelim. Oradan zaten ya o tarz mesleklerimiz var. Enes sen çek Yusuf'u. Snapchat'te bir ara çekeyim de geçen bir ara bug olmuştu. Sende de olmasın. Hah. Gel bak şurada. Gel buraya. Gelin daha ikiniz etrafına koşun. Biriniz sağa biriniz sola. Gel buraya. Zaten yukarıda çıkması lazım. Ha. Aynen. Ooo bak. Yavrum. Şey falan da oluyor aşağıda. Tabii canım Jix ya. Şıvlaman diyor lan. İhtimalli ya. Burada alıyorsun. Devamını hani mantığı anlasanız yeter. F11'den bir de yerini göster. Sol tarafta iki tane daha Kenevir blipi var. Hmm. Orada işliyorsun ondan sonra satıyorsun. Ha işlememe satma da yanında. Bu kadar basit. Aynen öyle. Onun gibi bir tane portakal var, lahana var, Kenevir var. Değişik meslek olarak bu içi var. Klasikleri göstermeyelim. Aynen. Basit meslekler zaten. Yani ben bir de şeyi gösterelim. Son iki şeyi de gösterelim. Tabii. Seni de daha fazla tutmayalım. Slash keko otur var. Sen seversin belki. Baba bayılırız. Tabii Ankara'lı olunca herkes şey zannediyor bizi. Sokağa çıktığımız zaman bol paça pantolon. Ankara'ya gelmeyenler Ankara öyle bir yer zannediyor artık sayenizde. Ya neyse. Heh, oldu abi. Dur abi yanlış yere otur. Evet. Nasıl iptal ediyorsun onu? Bir daha slash keko oturacağız. Şöyle gel köşeye geçelim. Heh. Hay gel gel bak. Ha, abi tamam. Baba ne istiyorsun? Ne sarayım abi? Uzu indir o ıhlanla ömür yani. Olur da rol videosu çekersek kullanırız onu. Çekeriz kanki sıkıntı yok. Bir de F1 panelimiz var. Burada da değişik şeyler var. Orayı da göstermem. Yani tabii erotik şeyleri sadece bir interiöre girdiğin zaman çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Tövbe dışarıda yapamıyorsunuz. Erotiğe bir girmem yok. Ağız yüz bir şeyler yazıyor. Tövbe estağfurullah. O hani bir şey olmasın diye troll yapılmasın diye interiörde. Yani sunucumuz bu şekilde. Genk diyor abi. Birliklere karşı çok güzel yardımlar var. Mal varlıklar çok ufak da olsa veriliyor hala aynı. Dediğim gibi her şeyin alımı açık. Admin olsun, rehber olsun. A4'e kadar admin alımı. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Baya kaynak video oldu. Bu arada kimse bize sallamaya kalkmasın. Videodaki her şey yani şaka amaçlıydı. Metanik gitti söyle olduğu için öyle. İstesem bunları keserim ben. Ama kesmeyeceğim. Çünkü komik oldu. Hoş oldu. Yani gerek yok. Zaten şaka yaptığımızı biliyorlar ya. Gerek aynen. Yok bence. Allah'tan başka kimseye taat etmem arkadaşlar yani. Kimse beni taat etmezsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Sunucu IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Bay bay. Selamlar canlarım. Videoya geçmeden önce sizlere çok kısa bir bildirim vereceğim. Gençler bu bildirim neyin nesi mi? Arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmeyenlerinizde mutlaka var. Beta sunucusu, Fayyum sunucusu, Rast sunucusu, ıvırı zıvırı, sanal sunucu arayanlar bundan sonra Yusuf Sefa kardeşinizin yanına geliyor. Yusuf Sefa kardeşiniz sizlere elinden geldiği kadar 10 numara hizmet sağlıyor arkadaşlar. Bakın yılbaşı indirimi başladı. Bütün ürünlerden net %25'e varan indirimler sizleri bekliyor arkadaşlar. Biz de oraya böyle şşt, bir yazdırmışım. İşimiz bitene kadar değil. Helal kazanana kadar buradayız. Elhamdülillah alnımız. Arkadaşlar fiyat bilgisine girdiğimizde 500 TL'ye de makine var. Küçük bütçeli kardeşlerimiz için 20 liraya da makine var. İşlemcilerimizi sizlere saymak istiyorum. 5670, 5690, E5, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 5900X. Ne isterseniz var. Burası akıyor. Sanal sunucu isteyenler bundan sonra YS Usta. Açıklama kısmında bilgisi var. Biz gerçekten bunu başaracağız. Başarıyoruz da şu an birçok da müşterimiz oldu Allah'ıma bin şükür. Arkadaşlar kar oranlarımız çok az. Bunda bilgisini vereyim. Bu işi Meta sunucularına baktığım zaman, hostinglerine baktığım zaman başaramayan kardeşlerimiz var. Başaranlar da çok fazla tabii ki. Dedik ki neden en iyisi olmayalım? En iyisi olmak için YS hostingi. Sizler de tercih edebilirsiniz. Bu arada %25 indirim var. Hadi bakalım o zaman videoya. Ateş ediyor. Lan ben kilidini ateş edeyim arka taraf sonra. Yolu arkadan uzattılar herhalde. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Popcorn Roleplay'deyiz. Arkadaşlar bu sıralar çok duyduğumuz Popcorn Roleplay'deyiz. Unicorn'un diğer sunucusu biliyorsunuz bayağı gündemde olan sunuculardan bir tanesi olan burada araba ne ar geyiği. Arkadaşlar sunucumuz sesli bir sunucu. Akar abi bak baksana millet 737 saat falan oynamış. Kırmızı hazır mıyız? Kırmızı hazır mıyız? Hazırız ya sen hazır mısın? Hazırım hiç sıkıntı yok. Her an yani patlatmaya hazırım. Arkadaşlar bugün banka soyacağız. Daha doğrusu banka arabasını soyacağız desek daha doğru olur. Şu an nereye gidiyoruz tam olarak? Bankanın önüne gideceğiz. Arabalar oradan çıkacak. Bakalım, oradan takip ederiz. Bakalım. Tenha bir yerde hallederiz. Biliyorsun beni yani. Bana hiç fark etmiyor. Ben de nerede çıkışırım yani. Ben de. Seni zaten biliyoruz ya. Var bak. Aha. Sessiz olalım. Ama biz şimdi bunları takip edersek kırmızı sıkıntı çıkmaz mı? Çıkar. Böyle çaktırmadan. Ama kaybetmeyelim. Kaybet. Arkasını yok ya kaybetmeyelim. Şöyle duralım. Gençler siz hazır mısınız? Siz hazır mısınız? Evet dediler abi. Bu ne demek? Neymiyon?
Bin adamlar gidiyor. Geldi indi bir an. Arkadaşlar bu arada popcorn'u gerçekten tercih edebilirsiniz. Güzel bir sunucuya benziyor. Hadi bakalım. Göreceğiz abi. Gidiyorlar böyle. Video sonunda destek tam yani. Eskortları bayağı kuvvetli, inşallah düşmeyiz kırmızı. İnş. Bunlar geri dönüyor. Ne oluyor? Çaktırma sen geri gidiyor. O ne öyle? Dön. Lan çok karman çorman gidiyorlar. Niye yolu değiştirdiler bir anda? Normalde buradan gitmeleri gerekiyor. Ki ihbar aldılar. Bizden biri sızdırmış olamaz yani. Bizi dördümüzde başka bilen yok diye biliyorum ben. Hani hepinize aynı anda anlattım ben. Sizden benden önce bilen yok. Anladım. Yerin kulağı var. Kulağı. Tek kulak sende yok. Kırmızı yani. Evet. Kurttan bir kişi ayrıldı mı? Ben mi öyle görüyorum? Yok. Yolu arkadan uzattılar herhalde bunlar. Aynen. Dediler biraz uzaktan gidelim. Büyük ihtimal. Buradan geçeyim mi? Yürü lan. Geç. Şu solda bir dar bir yol var. Orada hallederiz bunları. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bir tanesini denize atmayı deneyeceğim. Deneyim mi? Yok. Şu an bence deneme. Zırhlı arabalar ama bunlar. Bunlar çok sıkıntı yani. Önlerini kessek bile kaçsalar tutamayız. Bilmiyorum valla. Kırmızı sen bilirsin. Valla ben yapıştırıyorum yerine. Hemen önlerine doğru kral. İnelim mi? İnelim. Lan. Gel böyle. Direkt arabadan indiler. Kırmızı. Elleri kaldır. Ateş ediyor. Lan oğlum. Kırmızı sen bizim için önemlisin. Arkada dur sen. Lan. Bunlar hiçbirimizi vuramadı. Yavaş. Kipsi kurmuş olabilirler. Şey yapalım. Lan. Hemen banka arabanı alalım. Bir tanesi zırhlı araba alın. Şey yapalım. Kaçalım buradan. Bizim araba kalsın burada. Kapının kilidini ateş edeyim. Arka taraf zor açılır. Şey onu başka yerden edeceğiz. Başka yerde bombayla. Ha. Bombayla. Gel bin. Dur hadi. Güzel işti. Dayı kapat sireni ya. Kırmızı arkada sövüyor şu an sana, biliyorsun değil mi sireni açtığın için? Haa okey. Kırmızı çok sinirli adam ya. Hiçbir şey gelemiyor, strese gelemiyor adam. Ay ya. Hasta olmuşum ben. Oradakiler geliyor mu, görebiliyor musun sen aynadan? Arkadaşlar IC olarak yani sözde onu görmüyorum ben. Aşağı bakınca ben de göremiyorum tabi de. Dayı ne yapıyoruz biz dayı? Aman diyeyim. Hastalanmışım ben de. Kırmızı çöle geldik, farkında mısın? Evet farkındayım. Zaten buradan çıkmıştı, buraya getir. Şimdi bunu patlatacağım ben. Dahil olan yer. Tamam o iş sende. Güzel işte arkadaşlar, hepinizin eline koluna sağlık. Hadi. İnşallah yakalanırız. Tanrı aşkına yakalanmıyordum lütfen. Arkadaşlar Müslüman rolleri inaktif sanırsam, o yüzden hemen kelebeği çeviri verdim. Bu arada popcorn roleplay size kısaca bahsedeyim arkadaş, orayı patlatırken. Whitelist'i bir sunucu arkadaşlar, sunucuya girerken böyle ehliyet alıyormuşsunuz gibi size whitelist soruları soruyor. Onları bilirseniz sunucuya giriş yapabiliyorsunuz. Yani bu sunucuda efendim bunlar bana pusu mu düzenliyor, ne yapıyorlar ya efendim whitelist'i olmadan giremiyorsunuz. Yani bu sunucuda 10 kişi olsa bile 10 numara roller dönüyor. 100 kişi olsa da aynı şekilde 10 numara roller dönüyor. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Gelin. Bunu aksa girin. 3, 2, 1. Lan. Anam. Kulaklarım. Kulaklarım çınlıyor. Kırmızı. Kırmızı patlıyor bunu. Çok kullandık bunları da. Vay canına. Nasıl gibi para kokuları geldi. Herkes birer tane çanta alsın mı, uzayalım ben. Hadi. Sarı sizin oradaki ATV'leri alın getirin. Koş. Hemen yukarıda ATV'lere bak. Onları alın getirin. ATV motor deme. He motor. Tamam. Yetin erken. Kaçalım mı? Şuna binip kaçak mı? Buna binip kaçalım. Paralarını götürün. Sen mi süreceksin? Kaç. Onlar zaten bir çanta aldı. Onlara yeter o. Bir çanta aldılar, yeter onlara. Biz bu arabayı alalım. Ağzımıza sıçacak onlara bizim. Lan. Adamsın kırmızı.
Arkadaşlar güzel bir whitelist ile sunucu sizleri karşılayacak. Sunucunun IP ve Discord adresini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Herkesi Popcorn Roleplay'e bekliyoruz. Videoyu izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Serinin devamı için yorum kısmında belirtmeyi unutmayın kendinizi. Like atıp kanalıma abone değilseniz like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Popcornlu günler diliyoruz. Allah kış günlerinde akar. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Korkmaz Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun geliştiricisi ve sunucu sahibi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik. Sen nasılsın? Şükür Allah'a, ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sunucunun konseptinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Sunucumuz Medium. İstanbul'da geçiyor. Global. Tüm araçlarımız Modvo. Sunucumuzda Mavvaruk verilmekte. Donate Mavvaruk'ları da veriyoruz. Ama video yayınlandıktan 2-3 gün sonra da mal varlık vermeyi durduracağız. Ha, video özel diyorsun. 3-4 evet. Gün mal varlık veriyoruz diyorsun. Arkamızda bulunan araç zaten çekiliş. Çekiliş. Çekilişe katılmak için ne yapmaları gerek? Sunucuya girip işte videonun yayınlandığı gün akşamsı sunucuda çekiliş yapacak. Yani sunucuda olmak zorundalar o akşam. Zaten Discord'dan da tam saat bilgisini verirler. Arkadaşların Discord açıklama kısmında da Discord adresleri mevcut. Kupon Yusuf Sefa mevzusu nasıl oluyor kanki? Kupon Yusuf Sefa. Ben 1 milyon kazandım şu an. /kuponyusufsefa komodunu kullanarak 1 milyon da iyi para. İstiyorsanız yavaştan sunucunun sistemleri, mapleri bize ne göstermek istiyorsanız geçebiliriz. Evet. Önce ben bir konuşma yapayım 2 saniyelik. Tabii. Baron ve kartel alımları şu anda admin ve rehber alımları da açık. Mal varlık veriyoruz dediğimiz gibi. Donate mal varlıklar dahil. Hı-hı. Bu şekilde artı 15 kişilik baron ve kartel ekibi arıyoruz. Bir de LSPD alımları da açık. Bunun için bu şeyleri karşılayan arkadaşlar Discord'dan sizinle iletişime geçerlerse yardımcı olursunuz o zaman. Anladım. Burası tavuk mesleğimiz. Ha, ben sunucuya girince tavuk olduydum bunlardan kaynaklara yani seçmişim. Niye tuşuna basarak diyor tavuk yakalayabilir. Bu kapı açılıyor mu yoksa üstünden mi atlayacağım? Üstünden atmayın. Niye tuşuna basıp tavuk yakalayacakmışız da ya. Yakalayamadım da. Biraz zor yakalanıyorlar. Bizim tavuklarımız biraz hırçın da. Belli. Hah, yakaladım. Yakaladım kanki. Buraya gel. Tavuk kes diyor. Slash tavuk kes. Karayvan içine tavuk kesildi kanki. Sonra satma bölgesi de zaten F11'de var. Orayı göstermesek de olur zaten. Ne kadar veriyor? Fiyat olarak onu söyleyelim. Tanesi 5000. Çok iyi. Sisteme geçelim. Tabii. Sunucunun IP ve Discord adresi arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmında mevcut. Admin alımı vesaire var mı? Evet. Var. Evet, evet. Tamamdır. Slash eve gir diyor. Bu komutu yazınca beni evin içine at. Evet. Orada çekmece ara. Çekmece ara. Çekmeceyi incelemeye başlar ya. Bu işlem 10 saniye sürecekmiş. Sol üstte de bunun bilgisini bizlere verdi. Tebrikler, bir adet Rolex buldum ben. Müzik seti çalıyor. Bu 10 saniye sürüyormuş. Üst katta da var mı çalınacak bu şeyler? Var. Bakayım abi orada ne varmış. Müzik setinde çantaya atmış. Televizyon çalabiliyormuşuz abi. Falan filan burada kapalıymış. Evden çık mı yazayım şimdi? Evden çık. Evden çıktım kanki. Bunları ne yapacağım? Okutacağım mı? Ya, satma bölgesi var ama onun yeri her zaman değişiyor. IC ipuçlarıyla onu bulabilirler. Anladım. Derseniz bir senede satabilirsiniz. Yani bilen birisi de sizden satın alabilir. Burası köşe tut sistemimiz. Burada uyuşturucu baron size ucuzdan şey satıyor, uyuşturucu. Buraya gelip siz de daha pahalı bir fiyata burada satabiliyorsunuz. Slash köşe tut yazdım. Biri geliyor yanıma böyle bir. Selam, buraya geldiğine göre elinde benim için bir şeyler olmalı dedi kanki ve bizim elimizde hiçbir şey yok. Şu an orada sat ve vazgeçtim, başka sefer satacağım gibi şeyler var. Onlara basabilirsin. Yani zaten elinde olduğuna onu satabiliyorsunuz. Fiyatı da random atıyor zaten. Anladım. 50 binle 250 bin arası veriyordu sanırsam. Uyuşturucun olduğu zaman abi satabiliyorsun. Biz şu an uyuşturucumuz olmadığı için satamadık. Evet. Baraja bin abi şimdi. Bileyim kanks. R'ye bas, radyo panelimizi görebilirsin. R. Dur bakayım, az bir şey de şeyin sesini açayım. Oyunun sesini. Ses düzeyi diyor. Set var. Artı ve eksiyle de onları azaltıp çoğaltabiliyorsun. Artı eksi nerede la, ben göremiyorum. Bayağı iyiymiş bu arada. Shift panelimiz var. Shift'e basarak bakabilirsin orada. Shift'ten buradan farlarımıza kadar açıp kapatabiliyoruz. Yan koltuğa bile geçebiliyormuşuz. El freni.
motoru falan da çalıştırabiliyormuşuz arkadaşlar. Gayet başarılı ve güzel. Evet, şimdi başka bir sisteme geçelim. Tabii. Hemen hemen şimdi MP5 isimli üst sefaya verdin kanki. Bu mermi. Faction'a alayım seni. Şey gibi oldu bu mermi, bu da tam, yok bu terlik, bu da tam senlik var ya, o akım gibi oldu bu mermi. Evet. Gazolding'in adamı olduk abi, evet. Tam bir psycho terörist gibiyiz. Şimdi buraya giriyorsun. İçeri mi? Evet. Aa, kuyumcu map'i değil mi bu GTA 5'teki? Evet. Şurada köşede bir kamera var, o kameraya doğru birkaç el ateş et. Alarm çalacak. Çaldı şu an. Ondan sonra buraya geliyorsun. Oyunu sıralı bir şey kısayım kanka. Buraya geliyorsun. Buna sağ tıkıyorsun. Zaten freeze'liyor. Hah tamam. Hiçbir bildirim vermedi değil mi? Freeze at. Topluyorsun şu an onu. Alıyorsun. Zaten aldığında kaybolacak. Aldın mı la? Almışım. Ha, bunları tek tek alıyoruz. Evet. Onları alıyorsun. Ve yine dediğim gibi biraz önce ev soymadı da olduğu gibi bunların da satma yeri değişiyor. Anladım. IC olarak arayacaksın. Evet. Anladım. Bunları hepsi tek tek toplayabiliyor muyuz abi? Evet, toplayabiliyorsunuz. Değişik, yaratıcı ve ilk defa gördüğüm bir sistem olmuş. Elinize konuza sağlık. Polisler de 7-1 tabağı bunları toplarken. Diğer sisteme çekiyorum sizi şimdi. Burası da kasa soygunu sistemimiz. Aa, kapıyı kırmak için diyor, E tuşuna bastın diyor. Bu animasyonu da ilk defa gördüm. Anasını satayım var ya. Harbi güzel şeyler yapmışsınız. Kasayı açmak için E'ye basın diyor. 4 ve 6 tuşları kasayı açmaya çalışabilirsin. Açtım abi. Paraları nasıl alacağım? Orada altta bir süre sayıyordur. O süre bittiğinde size random para veriyor. Beklenim 500 mi? Binle 1 milyon arası. Beklememize gerek yok. Beklememize gerek. Çıktığınızda zaten iptal oluyor. Sizin sistemleriniz baya güzelmiş ya valla. Bir dakika bekleteceğim sadece. Şimdi bir galerimizi gösterelim. Araç yorumumuzun hem modlarını görmüş olursunuz. Bekledim. Kaliteli modları tercih ettik. Elemanı mı tıklayalım? Ha, tıklayalım. Evet. Range Rover. Ondan sonra ID.Q7, Mercedes Limousin, RS5, MV3, maşallah birçok araç mevcut arkadaşlar. Evet. Mercedes Vito, yanmayalım mı? Kanks arabası, ID.A8, bayağı araç mevcut arkadaşlar, gelerek sizler de görebilirsiniz. Top F1, F2 arayüzlerimiz de değişik. Top değişik, F1, F2, hepsi farklı farklı arkadaşlar, emek verme. Ha, F1'de bir komutlar kısmı var, sosyal medya kısmı var. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir resmen oyunu diyor, öğretiyor. Evet. Şimdi çekiyorum sizi sıradaki sisteme. Tabii. Bu araca binerek şuraya karşıya bir girerseniz. Girelim kanki. Tamir et dedik. Animasyonlu bir şekilde geliyor adam. Arabamızı tamir ediyor. Dışarıdan da gözüküyor bu arada. Siz, evet. Sizler de görebiliyorsunuz yani bunu. Roller tabii için birebir olmuş. Kombi arayüzünden de görebildiğiniz gibi sunucumuzda ve F1'de, yani gördüğünüz üzere sunucumuzda meslekler bayağı bir fazla. Ve yani bunların parasını biraz yüksek tutmaya baktık. Bunun sebebi de oyuncuların meslek kasmaya değil de rol yapmaya adapte da olması. Aynen öyle. En güzelini yapmışsınız. Mantıklı düşünmüşsünüz. Bu arada ses modları var. Şuraların üstünde gördüğünüz gibi. Oradaki tüm ses modları çalışıyor. Telefon olsun, telsiz olsun, yüksek konuşma, normal konuşma gibi şey modlar var. Yani çoğu sunucuda bunlar kullanılmıyor. Hepsi ama sıkıntısız biz çalışıyor diyoruz. Evet. Yavaştan videomuzun sonuna geldik sanırsam. Ben sizi buraya çekelim ve tabii kapanışı yapalım. Arkadaşlarım, sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Wow, burada çok iyi. Oğlum siz tam nostalji havası vermişsiniz sunucuya. Burada modifiye alanımız var. Burada 5M'deki gibi mekanik satın alıp modifiyeleri mekanikler yapıyor. Gayet güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. O zaman yavaştan kapanış yapıyorum ben. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün akşam saatlerde bir çekiliş olacak. Onu kaçırmamanızı yani isterim. Sen kazan isterim. Yani bizim kitlemizden biri kazansın. Sizleri seviyorum. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Çekilişi arkadaşların Discord'una giderek saatini öğrenebilirsiniz. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Ve bugün birazcık yorgundum. Modum o yüzden videoda birazcık. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vegas Roleplay'deyiz ve yanımda da Vegas Roleplay'in sahibi ve sahibinin yardımcısı var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Abi, sunucunun konsepti nedir? Merakla bekliyoruz. Öncelikle sunucumuz medium, sesli sunucu. Türkiye'de geçiyor. Günlük artı 30 artı 40 çekiyor. Zaten şu an mesela saat kaç? Saat 9'da 35 kişi, gayet güzel bir rakam abi. İnşallah aynen, bu videolar sayesinde daha yüksek yerleri görürsünüz diyelim. Peki bu arkadaki araçlar ne işe yarıyor? Bunları niye dizdik buraya? Bir tane Ferrari'miz var burada.
3 tane arabamız var toplamda. Bunların hepsi donate. Bunları çekilişte vermeyi düşünüyoruz. Sizin Startlar. Kanalınıza abone olacaklar şartıyla. Ve burada geldiklerinde kayıt chatte bize bildirmeleri lazım sizden geldiklerini. Yani o zaman açıklama kısmındaki Vegas'ın bulunan Discord'una giderek bir kayıt chat'i oluyor arkadaşlar. Öyle direkt her yer açık olmuyor. Kayıt chat'i oluyor. Önce bir sizi kayıt ediyorlar. Kayıt chat'ine biz böyle Yusuf Sefa'dan geldik. İşte çekilişe katılıyoruz. Aboneyiz yazdığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. O zaman yavaştan map'lere, sistemlere geçelim Mert abi. Siz şöyle bir deniseler sosyal RP map'imize çekeyim o zaman. Tamamdır. Burası sosyal RP map'imiz. Oyuncularımız çoğunlukla burada toplantı falan yapıyor. Böyle sokaktan sesler geçiyoruz. Burada toplantılar falan oluyor işte, oyuncu toplantımız falan. Güzel mekan ama. Evet. Deniz manzaralı ve sosyal RP çevir. Tam böyle konumu falan da güzel. Çok güzel sosyal RP çevirilir abi. Arabalar geliyor, biz gözükmeden kaçalım, insanların rolünü bozmayalım abi. Uzaktan da bir daha göstermek gerekirse böyle gayet güzel, şık, deniz manzaralı. Ah, güzel bir map. İkinci map'imize geçelim. Starbucks'ımız var bir tane İGES yanında. Tamamları geçelim. Çok emek harcanmış bir map'tir kesinlikle. Oo, çok güzel yalnız. Bu da dediğim gibi sosyal RP map'i burası. Biliriz bak, kahve listesi falan da var. Fiyatları falan da gözüküyor. Çok güzel yapmış. Ve kanka buranın stabil bir elemanı var. Arkadaş 7/24 normalde oyunda, yani 7/24 olmasa bile kesinlikle 10 saat oyunda. Burada size hizmet sağlıyor. NPC de değil var, yani. Direkt oyuncunuz çalışıyor burada. Direkt oyuncumuz çalışıyor. Gayet güzel abi. Tamamen işte rol odaklı yani. Ne güzel abi, helal olsun. Aynen. Yukarıdaki araçlarla beraber şu normal araçları da gösterelim. Bu Passat mı? Yani Passat. Aynen. Yani modlarımıza çok önem veriyoruz kanka. Genellikle oyuncularımız isteklerini ön plana alıyoruz. Vegas kafemiz var. Şeyi göstermeyi unuttuk. Bir AK vardı ya. AK'miz gerçekten muhteşem. Elime çekemem. Bir yere atayım, bir daha alayım. Abi şu AK'nin güzelliğine bakar mısınız ya? Böyle 9 şuna basayım, hatta FP'ye geçeyim. Şunun için FP'ye geçilir bu arada. Abi şu AK'nin güzelliğine baksana. Onu elinde tut abi bir de. Elinde normal tut. Set Bulk ya kanka. Ya da Set Bulk 120 de yapabilirsin. Şöyle SS'ini alayım. Çok güzel valla. Şimdi Vegas kafeye geçebiliriz. Şimdi büyük yemek var ya. Öyle böyle değil. Oy, kaza oldu. Belli oluyor abi zaten. O belasından tut, içeri dokunuş önüne kadar. Çok güzel mekan abi. Abi şu içerideki... Abi bizim evin parkesinin aynısı. Bu arada burada da oyuncumuz. Aynı şekilde LNPJ oyuncumuz bakıyor oraya da. Bunlar buradaki oyuncumuz ÜYK kendisi. Bizzat kendisi burada çalışmak istedi. Ben olsam ben de isterim abi. Bu arada buralar biraz doluyor. Yani biraz değil, bayağı doluyor. Çünkü şu anda sunucumuz sosyal RP ağırlıklı ama tabii ki de Gun RP de dönüyor. Ya abi Gun RP olmazsız. Yani Gun RP aslında böyle şeker gibidir. Fazlası zarar, azı tatlıdır. Onu dengede tutmak çok önemli. Eğer dengede tutabiliyorsanız ne mutlu size abi. Söyle, galeriyi gösterelim istersen. Tamamdır, bakalım abi. Oy. Şöyle. Galeriyi şuradan alırsan biraz geriden kanka. Öyle yapacağım öyle. Emeği göreceksin şimdi. Sunucumuz bu arada medium. Katlarımız gayet normal. Hemen gidip bakalım. Konuş diyelim, araçlara bakalım. Araç modları gayet güzel. İsimler tamamen her şeyi susuz bir şekilde yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi abi, bir sürü eski model. Golf bile var. He, Taurus'muş bu. Taurus var, Golf var. Taurus'una kadar var abi. E30 var. Peugeot var. Aa, Passat var. Her şey var. Her şey var kanka. Aşiret paket bu arada Passat'ımız. Aa, aşiret paket Passat diyorsun. Lycra. Güzel. Mesela şöyle bir tane indireyim sana. Passat. Higline mı? Aynen öyle. Higline. Bakayım şöyle. Oh, beyaz yap istersen bir sesini. Hemen yapayım. Aha. Passat. Oldu. Bunu da şöyle ses alayım. Abi sunucudaki her şeyi esas alıyorum. Ben bunu normalde yapmazdım ama şu an her şey gözüme çok güzel geliyor. Sunucu cıvıl cıvıl abi. Gerçekten çok güzel. Elinize sağlık. Arabayı teşekkür ederim. Bu arabayı sana indirdik. Bir air sistemini göstermek istiyorum sana. Tabii ki. İstersen direkt çekelim seni oraya. Bin kanka. Yemiş, şunu açalım. Evet. Geç. İnterörlerimizi gel kanka böyle. Air al arabaya. Al kanka. Aldım. Gel böyle bu tarafa doğru gel. Şimdi I'ya bas. Çantana gir. Bastım, çantaya girdim. Orada bir air şeyi gelmesin. Ha, o air'i arabanın üstüne at. Şimdi oraya slash air yazar mısın? Slash air yazdım. Aha, kumanda geldi. Evet, bas şimdi kumandaya. İstediğin kaldır air'i. Böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Şu... Testlere bak abi. Arkaya basıyorsun şu anda. Kamberaya boşturuyorsun. Şu an arka iniyor, ön kalkıyor. Bu tamamen abi çok basit güzel isteyen oyuncularımıza özel. Arabadan inip de yapabiliyorsun aynı şekilde. Çok güzel bu arada. İstediğin gibi arabanın hani sıfır sıkıntı. İstersen direkt... yine sıfır yap, fark etmez. Çok güzel valla. Bu arada araçların digleri de çok güzel ha. Passat da Passat yani. Slash Market'i gösterebiliriz size abi istersen. Tamamdır, hemen Slash Market'imize bakalım. Araç limiti ekleme var arkadaşlar, biliyorsunuz. Onun da bir sınırı var. İsim değişikliği, kullanıcı adı değişikliği. VIP 1, 2, 3, 4'e kadar VIP. Özel telefon numarası falan var. Gelelim donate araçları. Abi milyon tane donate araç var.
Bakın bir sürü. Bende ENB'den kaynaklı şu anda resimleri gözükmüyor. Ve araç fiyatları çok çok uygun. Hani 20 liradan başlıyor görüyorsunuz. 25 lira. Ortalama 30 ile 40 arası. 55 çok güzel arabalar böyle bile 60 lira. Corvette 70 lira mesela, öyle söyleyeyim. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Hemen admin panayı kapatayım. Abi skinleri de görüyorsunuz. Çok çok fazla çok güzel skinler var abi. Onlar da fiyatları 15 lira. Silah fiyatlarını da o şekilde göstereyim. Siyah fiyatlarında gayet normal düzeyde arkadaşlar. Abartacak kadar değil. Oo ne güzel. Trafik polisi motorlarımız var. Burada Toyota polis araçlarımız var. Sol tarafta Ford'un polis araçlarımız var. Mondeo. Bir de şurada bunlar Ejder Yalçın mı ne bu? Onlar bu arada özel, yani antlı, zırhlı, kurşun geçirmiyor kesinlikle. Bu motor sisteminin çok az bir RP sunucularını görürsünüz. Çünkü bu yani bizim sunucumuz genellikle trafik kurallarına uyumlu bir şekil almaya çabalıyoruz, gösteriyoruz yani. O yüzden motor şey koyduk buraya. Yunus. Burada da bir iki tane Toma aracımız var abi. Bunlar da gayet güzelmiş orada. Böyle güzel güzel PD araçlarımız da var. PD diyorum pardon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü araçlarımız da mevcut. Burada burası Adanalara özel. Şırdancı Beda diyorsun ha. Aa abi. Evet. Güzelmiş. Burada şırdan resmi var. Abi ben daha önce hiç yemedim biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi. Çok, güzel mi? Çok lezzetli. Çok lezzetli bir şey. Kokoreç bu arada, gibi bir şey mi abi? Ya o tarzı ama onun tadı farklı ya. Şunu da göstermek yani istiyorum buraya gelmişken. Adana'nın olmazsa olmaz komsetti. CG motor. Tahmin ettiğim şey mi? Kanka vardı o da, anasını satayım işte, geçen bir sistem gitti ya, gitti o da. Ben de motor hayat yazıyorum. Ulan diyorum niye olmuyor? Ben açacağım sana onu. Onun bir şey var bizde. Yani farklı. Aslında şu anda motor hayat sistemi mevcut. Yani böyle bildiğiniz Süpermen gibi motor hayat yatıyor ama sunucuya 2 gün önce bazı problemlerden dolayı pakette değişiklikler olmuş. Aynı sistemleri de şu anda yavaş yavaş geri getiriyorlarmış. Bu sistemle siz videoyu izledikten sonra sunucuda mevcut. Honda CG motorunu alarak böyle yatarak kullanabilirsiniz abi. Burada Vegas yazımız mevcut bin konu yanında. Böyle geldiğinde. Abi sizin tüm tekstürleriniz çok güzel ya. Allah maşallah. İşte tek tek uğraşılmış. Bir de FPS sıkıntımız yok kanka. Dikkatini çeker. Binko'daki skinleri şöyle bir arayüzde görebiliyorsunuz. Hangi skin, hangi skin üzerinde modlu. Şöyle MS atıyor. Bende NPC yok şu anda. Arkasına gidebiliyor bazı oyuncularda. Bu benlik sıkıntı yani o zaman. Aynen. Ha evet. Ama evet burada. Benlik sıkıntı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Normalde NPC içeride. Buradan geldik. Şöyle arayüzden de skinleri görebiliyoruz abi. Çok da güzel değişik değişik skinler mevcut. Hırsız skin ne kadar var? Toplamda 264 tane skin var arkadaşlar. Bir de şöyle bir sistemimiz var kanka. Kesinlikle Gun Rip'de ya da herhangi bir polis çatışmasında vuruluyorsun ya. Vurulduktan sonra tedavi olmaya geldiğinde tedavi olmadan kesinlikle eline silah alamazsın. İsterse admin revlesin seni, isterse ahel alsın. Kesinlikle alamazsın. Evet. İlla geleceksin, bunu hep NPC'ye dokunacaksın kanka. Ben daha demin yere düşmüştüm ya, şimdi geri kalktım aya kendimi revlememe rağmen tedavi olmadan silah çekemezsin diyor abi. Doktora tıkla kanka. Konuş, konuş diyorsun. Tedavi ol. Aha, tedavi ol. Tedavi ediyorlar. Biz hemen SD'ye yatıralım. Bir bakalım neyiniz var mı? Videoyu selam yazıyor. Şöyle mekanik map'imiz var, isterse onu gösterebiliriz. Burada böyle bir aktif rol, sosyal RP'ye çevrilmesi için mekanik map'imiz var böyle. Oyuncular rol olsun diye böyle araçları modifiye ettirmeye getirebilirler. Daha ayarlanmadı interior vesaire. Ama ayarlanacak en kısa sürede. Bu arkadaş da Kutlan abi para versene demiş. İzniniz varsa ben bendeki parayı atmak istiyorum bu güzel kardeşimize. Tabii at. Sıkıntı yok. Para verme aynen. Para ver. 8144. Oğlum benim bu para... Dur o 141'miş. 141. 500'müş. Şimdi paramı verdim. Kanka son bir yer var. Orayı da çektirelim sana. Sana zahmet. Bir de şöyle bir büyük bir donate mekanımız var. Köprülü. Bunu 15 veya 20 kişi gelen ailelere birlik yardım olarak verilecek. Artı ayrıyetten baronluk da verilecek. Mekanın güzelliğine bak. Rol bilgisi olan arkadaşlara ve özellikle rol testini alacağız arkadaşlara. Arkadaşları rol testini alıyorsunuz. Ondan sonra artı 15'i değil mi abi? Artı 15 artı 20 gelen ekiplere de rol dersi yaparak rol dersinden geçerseniz eğer bu güzel mekanla birlikte bildik yardımlarına da sahip oluyorsunuz ve üstüne de baronluğa da geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mekanı şöyle iyice gezmek gerekirse en detayına kadar muhteşem bir tam bir baron mekanı bu arada, harbiden. Baron mekanıyım diye bağırıyor yani şimdi. Buradaki gemisine kadar abi gerçekten muhteşem, gördüğüm en güzel baron map'i. Size sadece o kadar söyleyebilirim. Bu arada köprülü möprülü geliyorsunuz. Gayet güzel bir map arkadaşlar. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim Mert abi. Öncelikle ağzınıza sağlık abi, teşekkür ederim tanıttığınız için sunucuyu. Teşekkür ederiz, buraya kadar geldiniz. Ayağınıza elinize sağlık. Eyvallah abi, sağ olasın, ne demek. Arkadaşlar Vegas Roleplay'in tüm bilgileri açıklama kısmında, tam şu anda aşağıda, oradan bulup gelebilirsiniz. Biliyorsunuz 3 tane çekilişimiz vardı. 3 tane cillop gibi arabaya sahip olabilirsiniz. Ve Vegas Roleplay'e de IP'sini alarak giriş yapabilirsiniz. Geldiğiniz zaman genel chatte bizden bir selamınızı söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.
Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arven Roleplay'deyiz. Açılışta 200 görürler. Bravo, başarılar demek istiyorum. Buraya bir video çekmiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz Arven Roleplay sistemleri gayet güzeldi. Bizi bizden almıştı ve bugün bir rol videosuyla beraberiz. 2 bölümlük güzel bir rol videosu olacağına ümit ediyorum arkadaşlar. Bugün yanında kardeşim Tyrone var. Tabi ben siyahım, o beyaz ama o da alışsın artık be. Tyrone asın diyeyim abi. Direkt buradan daha önceden konuşmamışım gibi gireyim. Orada buluşmak birazcık saçma oldu ama idare edelim diyelim bari. Abi bizim babamız farklı. O yüzden onun ter rengi beyaz, benimki siyah. Benim kardeşimin oyunu gitti. Adam oyundan düştü. Time out yedi. Neyse, biz de o zaman tek başımıza gideceğiz. Bir tane şey bulmuş. Daha doğrusu kardeşim gitmiş, bir tane bir aile bulmuş abi. Böyle zenci ailesi. Takılıyorlar falanlar filanlar. Hatta dedi ki o mekana gidelim dedi. Mekana uzaktan baktık, dedik oğlum bak persek girmeyelim mekana dedi. Bir şey olmaz ya, ben eski tanıdık falan. Diyeceğim Tyrol benim kardeşim. O gözlerini kapattı, uykuya daldı. Ben gelebildim, o da gelir yakın zamanda, gelir diyeceğim. O da gelince o da kaynaşır artık zaten. Adamın tanıdığı olduğu için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Abi şu kilisenin içinden dalayım. Bu arada Arven ciddi anlamda güzel bir sunucu arkadaşlar. Sunucu IP ve Discord adresini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Abi onların mekan böyle değişik bir yerdeydi ama şu yukarıda bir yerde abi. Bak şuradan sağ yapayım. Ben şimdi hatırladım. İleriden bir daha sağ yapınca varacağız oraya. Yardırke. Yardırıyoruz. Kerem abi. Söndürelim abi sinirimizi. Tık 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 tık. Ses efsane değil mi bu arada? Şu sokakta mıydı? Bu sokakta değildi ya. Ha buradaydı. Dur abi. Kapıyı kilitleyeyim mi? Kilitledim abi. Mekan bura. Aha içeriye araç çekiyorlar. Koşayım. Onlar gelince yavaş yapayım. Şimdi heyecan yaptı ya benim karakter. Aracın motorunu durdurdu falanlar filanlar. Kurulmuş lan bunlar. Hayyo. Aha 10k geldi abi. Hediye geldi. Hayırın arkadaşıyım. Gelebilirim abi. Şimdi vurmasınlar, anladınız mı? Evet dedi. Abi selamun aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Benim kardeşim Tahir burayı önermişti. Sizler iyi insanlara zaten benziyorsunuz. Umarım beraber anlaşırız. Anlaşırız. Gülümseyelim abi. Gülümsememizi eksik etmeyelim abi. Umarım beraber iyi anlaşırız. Selam zenci. Selam. Ortama ayak uydurmaya diyeyim. Uydurmaya. Lütfen hatalarımda direkt beni öldürmeye kalkmayın. Birazcık geri düşünüyorum. Benim engelli raporum vardı. Şaka. Rapor falan yok ama çok sinirli. Yani beni uyarın. Direkt kafama sıkmayın. Pardon, direkt dövmeyin. Direkt dövmeyin. Sakin olma genel izleyici, burası iyi bir yer. Sizlerle güzel vakit geçireceğim. Ağrıyorsa git uyu. Uyuş dedim. Uyu. Bu arada asıl mesleğim doktorlar ile film çekmek. Doktorluk nedir iyi biliyor. Herkes anlamadı bu arada bu espriyi. Anlayanlar anladı. Lan oğlum ya. Sizlerin genellikle yaptığı aktiviteler nelerdir? Veya mekanlarınızı birazcık geçsem. Ne de olsa ben de artık sizlenim diyeyim abi. Ben de artık sizlenim. Klavyede aşırı hızlı olmayı çok seviyorum ya. Direkt tak tuk cevap veriyorum. Aynen öyle zencim. Haydi gezelim biraz. Şu yerleri severim diyeyim abi. Küçük yerlere bayılırım. Açın kızlar arayı. Gezelim zencim dedi. Kurucu bile o kadar iyi ilgileniyor ki arkadaşlar sunucuda. Yani cidden kurucu bile o kadar ilgileniyor. Sunucuya girer girmez 11k para abi. Herkese nasip olmaz. Gözlerini yanan divara çevirir. Neden yanıyor? Şimdi kimse yok. Vali gibiyim lan, aynı böyle geziyorum, denetliyorum. Burada ateş eksik olmaz zence. Ha okey. Hava soğuk zence, mecburen yanacak. Abi hava soğuk da ben kısa kolluyum. O iş ne olacak lan? Koştuk yanlışlık. Burası ne lan? Burası nereye gidiyor? Burası kanala çıkıyor sanırsın. Kanal var ya, bu değişik bir tane kanal var, oraya çıkıyor herhalde. Kafamızı boyuyoruz. Anasızdan kaçmak için güzel oluyor. Hadi geri dönelim. Burayı yürürsek 1 litre su içmek kurtarmaz. Sizleri zarara sokmak. Abi zarara sokmak istemem. Çekilin lan. Aha. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar Tyro'yu tanıyor musun? Tyro'yu tanıyor musun dedim abi. Tanıyordur inşallah, amin yani.
Onun babası zenci, annesi beyaz. O yüzden beyaz. Yani kanlarımız aynı. Kardeşim işte sizi o önerdi. Beyaz beyaz. Takılamaz. Ön taraf. Yapıştır ön tarafa. Yapıştır abi. Koşalım. Koşalım mı? En çok sevdiğim şey. Haydi koşun. Lan oğlum ya. Çok iyi. Bu arada ben bayağı hızlı koşuyorum. Çok iyi oldu bu. Olup ön tarafa doğru da durun durun. Yoruldum. Slash me soluklanmaya başlar. Abi tayfa çok iyi değil mi? Her dediğimi yapıyorlar bu arada. Tayfa sol ellerini bacağına koyar, nefes alıp vermeye başlar. Çok güzel Umut ya. Basketbol oynamayı sever misiniz? Var mı ki basketbol mekanları falan bunları? Haydi baskete gidelim. Hep beraber. Ben yolu bilmiyorum. Sizi takip edeceğim. Niye bağırıyorum ki ya? Ben şey gibi düşünüyorum bağırıyorum diye değil de hani. Yolu bilmiyorum ha, sizi takip edeceğim gibi düşünüyorum. Creepy'sini. Hemen 900 yok ya da hemen boktuk abi. Bu kadar hızlı mı kardeşim, yavaş yürüyen yerim. Hadi ya hadi ya. Bunlar tam gerizekalı ama ya. Vallahi tam gerizekalı. Kavga ediyorlar Allah'ım yarabbim. Haydi devam hadi. Oğlum bunlar nasıl camdan çıkıyor da? Ben şu 3. sırayı kapayım. Şu arkadan geldiğine göre onda pink olabilir. Yapıştır ki. Yapıştır ki. Bir sorunu yok ki. Mekanda basketçiler var herhalde. Sahaları çok özledi. Çayı arabada unuttuk. Adamı arabada unuttuk. Koşun abi yapıştırın. Aa burada bir tayfa var la. Hey kavga etme. Yaşlı teyzeler. Topu ver lan. Burada mevzular çıkmış abi, mevzular. Ne olmuş da hiçbir şey anlamadım. Sımı arasak. Aa aldım kucağıma. Bugün de şans gülmedi yüzümüze. Kim yaptı ya? Siz mi dövdünüz? Yeşilliler. Adamları tek başına sıkıştırmışsın. Hazret ki ben onların abisiyim. Şimdi burada 10 kişi seni, 10 kişi seni derbeder etsek ne olacak? Yani götüne vura vura kaçman için 3 saniyem var. Bu ortam bizim kardeş. Lan amına kodum oğlum. Tamam abi bana vurmayın. Tamam. Lan amına kodum hala vurma. Seni uyardım. Ne dedim? Seni uyardım zenci. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu şekilde bunlara da dersini verdik. Sözde basketbol oynayacaktık arkadaş. Adamı pertingo ettik. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada helal Markus yazmış. Türkçe terim kullanmış. Yazdık ben sana. Nasıl benim kardeşimiz? Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sunucu abi ve Discord adresi açıklama kısmında. Görüşmek üzere. 'Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte UNT Roleplay'deyiz ve yanımda da sunucunun sahipleri, yetkilileri, herkes var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk kanka, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ olasın. Valla şu anda sunucunun ismini de ilk defa duymakla beraber sunucunun konseptini merak ediyoruz. Sunucunun konsepti nedir? Sunucumuz Medium Plus konsepti. İstanbul'a geçiyor, global. Hem sesli hem yazılı olarak da roller yapılabiliyor. Yani her türlü kitleye hitap edebilecek bir sunucuya sahipsiniz o zaman. Konsept olarak dedik. Aynen. O zaman böyle direkt videonun başında sorayım. Böyle birlik yardımları var mı? Şimdi onların hakkında bir konuşayım. Birlik yardımlarımız oluyor. Discord'da bir odamız var. Bunun yanında belirli sunucularda olmak üzere mal varlık dağıtımı yapıyoruz. %100 tüm mal varlığınızı vereceğiz. Belirli sunuculardan attığınız SSR dahilinde. Onun haricinde EM alımlarımız da açılacak. Aynı zamanda yetkili alımlarımız da olacak. Discord adresimize gelerek bunların hepsi hakkında bilgi alabilir arkadaşlar. Yani açıklama kısmında bulunan Discord linkine giderek oradan Discord'a girerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Yavaştan sistemlere, maplere geçiyoruz. Bakalım UNT Roleplay'de neler var? Hemen arkamızda bir IGS var. Oraya bir gösterelim. İçinde de güzel bir market panelimiz var. Geldim, girdim. Etkileşim dedik. Aa evet, panel bir değişik. Güzelmiş. Cep telefonu, kasa sigara paketi falan. Şuradan bir cep telefonunu alalım. Bir de telefonu inceleyelim. Bakalım telefonda neler varmış. Telefonumuz gayet güzel abi. Safari'miz var. Buradan her şeye bakabilirsiniz. Twitter sistemimiz var. Şuraya bir
selam yazalım. At hemen buraya düşüyor abi, görüyorsunuz güzel bir Twitter sistemimiz var. Sıkıldığınız oynamalık Flappy Bird'ümüz var. Her şey var abi, telefonumuzda gayet işlevsellik. Diğer sistemlere geçmeden arayüz sistemini göstereyim ben sana. Evet. Slash root yazarak özelleştirebilirsin arayüzün. Slash root yazdım. Bunun tercihi Samp Modern. Ha, modern böyle, Samp böyle. Ben modern seviyorum abi. Nimtak tercihi. Text var, bar var. Text olsun tabi. Radar, Samp. Modern. Kamp güzelmiş. Gösterge tercihi de onu arabaya binince görürüz. Buradan da kendiniz nasıl, göz zevkiniz nasıl istiyorsa abi, keyfinize göre buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Gayet detaylı güzel bir HUD sistemi olmuş abi. Ben seni motel sistemine çekeyim hemen. Şimdi sunucuya geldiniz. Geldiğiniz zaman ev alacak paranız yok. Tabi roller çevirmeniz gerekiyor. Buraya gelip bir saatten 5 saate kadar oda kiralayabiliyorsunuz. Kiraladım şu an bir tane reis. Şimdi sana otel davet atayım. Aynen. Aynı zamanda da arkadaşlarınız size bu şekilde davet isteği yollayarak odanıza gelebiliyor. Otel kabul dedim. Aha sen de geldin. Güzel. Layout tuşuna basınca tabii çıkıyor. Güzel motel istemiş bu arada. Böyle bir sistemin de gelmesi lazımdı yani. Burada motel var ama kimse kullanmıyordu. Siz bunu kullanılabilir hale getirmişsiniz. Elinize sağlık. Aynen öyle. İşlevsellik kazandırdık. Şurayı gösterelim. O ses çiğ köfte varmış. Bak ilk defa gördüm, güzelmiş. ACJ'ye bak. Aynen. Sunucuya özel olarak yapılmış bir obje. Çok güzel. Bunu çekeyim şöyle bir. İçinde radyo sesi de var. Oo maşallah. Ana harbiden ha. Telif yemeden. Aman aman. Ya hatırlattım. Oturdum dinliyorum ne anlatıyorum. Bir şey var ya, görmüşsündür belki. Mehmet Bahçeli erken seçimi önden yaptı. Evet evet. Arkadan yapsaydı olmazdı diye. O sesi... Burada at yarışı sistemimiz var. Geldi. Slash bahis. Aha kırmızı, sarı, mavi. Abi ben her zaman kazanmışımdır. Ben sarı diyorum. Evet, üçüncü olması haricinde hiçbir sıkıntı yok abi. Böyle güzel bir bahis sistemimiz de mevcut. Bahis sisteminin yanında bir de Bitcoin sistemimiz var. Oraya çekeyim, gösterelim. Tamamdır. Hemen bankanın karşısında oluyor. Kolay bir yere koyduk. İnsanların para çekip hemen şey yapması için. Şuradan geldik. Yere burası. Slash borsa. Coin satın alımı 3429, 3600. Ha alış satış öyle. Ben almak istiyorum abi. Aldım. Bu illaki değişiyordur tabi. Şimdi biz bu sistemin içinde belirli bir fiyat aralığı belirliyoruz. Sistemle otomatik olarak onu yükseltip alçaltıyor fiyatlarını. Değiştiriyor yani. Anladım yani. Oyuncular da bunu takip edip parasını katlıyor, katlayabilirsiniz. Anladım yani, bunu sürekli takip edeceksiniz arkadaşlar. Sakın unutmayın. Belki gecenin bir vakti yükselir, bunu satarsınız, kar edersiniz. Aynen öyle. Haberiniz olsun. Güzel bir kumarhane sistemimiz var. Oraya gösterelim arkadaşlara. Tabii. İstanbul Devlet Hastanesi varmış. Şurayı da gösterelim şöyle. Biraz daha normal tamamdır. Normal hastanenin biraz daha modernleşmiş hali. Umutumuz Slash Roulette. Yazdığında hemen karşısına panel geliyor zaten. Para vereyim ben sana. Abi ben çok seviyorum böyle oyunları ya. Sol alt kısımda da paneli kapatmanız için bir şey var. Buton var. Abi 80 bini aldım işte ben. Diyorum abi ya. Bu işlerde benim yüzüm gülüyor. Bu şekilde güzel bir kumarhane sistemimiz de var. Önlerden sonra bir iki tane de mesleğimiz var. Önemli olanlardan tanıtalım. Klasik mesleklerden değil. Güzel meslekler. Şimdi buradan içeri girip Slash kazma al yazında kazma alabilirsin. Buradaki adama tıklayıp mesleğe giriş yapıyorsun. Bana kazma diye başka bir şey vardı ama neyse. Onu daha ayarlamalık. Vuruyor, yavaş yavaş vuruyor. Şey yapmaman lazım. Kıpırdamaman lazım. Altta bir bar çıktı. Ha bu şeyin barı. Madenciliğin barı. Dolmasını dolana kadar vurman lazım yani. Doldu, vurdum. Aha taşı aldım. Bastım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oğlum Valorantçı çocuğa böyle... Aim training gibi. Aynen öyle, ben Valorantçıyım. Yani böyle güzel mesleğimiz de var. Ben elması da aldım, altını da aldım, kömürü de aldım. Şimdi dayıya geri mi geliyoruz burada? Şimdi seni sapla yerine çekeyim. Orada bir satalım onları. Tamamdır. Fiyatları görsünler. Mesleklerin fiyatlarını zaten kolay bir şekilde ayarladık. Yani adam geliyor hemen burada... Yarım saat 5 sene yapıyor. Arabasını alıyor, evini alıyor. Hemen rollerini yapabilirler yani. Üçünü de sattım. Ne önce de hemen satıyor. O çıkmadı. Ama zaten siz yukarıdaki paradan görmüşsünüzdür abi ne kadar kazandığımı. Ona göre bir hesap çıkartın işte. Gene örmesine çekeyim ben. Senin mantığını anlatalım onunla. Tamamdır. Gene örmesliğimiz burada. Konumuz zaten eğer modern alardaysa işaretli. Bu merdivenlerden aşağı geldiğimizde zaten kenar satma yerine geliyoruz. Hem satma yeri hem de mesleğe başladığımız yer bu alan oluyor. İnanılmaz güzel bir his var ha böyle aşağı inerken falan. Aynen öyle. Şimdi burada bir gemi kiralama yerimiz var. Şimdi biz hiç gemi kiralamayla uğraşmayalım. Ben seni adaya çekeyim hemen. Adamız burası. Oradan gemiyi kiralayıp buradaki adaya geliyoruz. Dümdüz gittiğimizde zaten karşımıza gelir. Hemen şu ileride. Yani sen zaten topluyor musun? Bulmuşsun burayı. Aynen. Bastığımızda topluyor. Bu kenevirler %50 ihtimalle yırtılabilir. Hatta buradayken %50 ihtimalle bulamazsın. İşlerken de bunlar yine %50 ihtimalle yırtılabiliyor. Son bir kez daha deneyeyim abi. Zaten bir kere denedim çünkü dediğin gibi gelmedi. Şimdi geldi. Bir tane daha aldık. Yine bir şey bulamadık. Neyse tamam, bir tane topladık. Buraya mı geliyoruz hemen? Aynen öyle. İşleme yeri burası. Burada. İşleme de olası. Ulaşım var. Burada da var. Yırtılabiliyor. Ulaşım zor olduğu için bunu da adanın içine koyduk hemen. Burada toplayıp işliyorlar hemen oyuncular. Yani işledim şu an burada. Satma yeri neresi? Satma yeri de mesleğe başladığımız yer. Yani botu kiralayıp buraya geldiğiniz yer.
Ha, anladım. Kenevir sattığın zaman polis ekiplerine bildirim gidiyor tabi. İllegal meslek olduğu için. Yok, direkt satış alanlıyor. Binanın önünde satabilirsin. Ya tuşuna bastığında zaten yine satar. Tamamdır. Böyle basit toplamalı işlemeli satmalı meslekleri çok seviyorum. Özellikle böyle etrafına map yapılmış veya şehirden uzakta yapıldığı zaman daha da hoş oluyor. Şu anda bir tane kenevirden 2000 liramı aldım abi. Cebime attım. Gayet güzel iki tane mesleğimiz var. Burada galeri sistemimiz var. Oo, çok güzel galeri sistemi bu arada. Sistemdeki araçlar ve fiyatlar henüz ayarlanmadı yeni geldiği için. Sunucu açılışında yani 5 Mart akşam saat 8'e kadar bunların hepsi ayarlanmış olur zaten. Anladım. Ben bir tane araba aldım bu arada. Ufacık bir hemen 133-64. Böyle araçlarım kalitesini şöyle göstermiş olalım. Yani orada da gördüğünüz bu arada bu parmaklıklar kapanabiliyor. Slash HD yazdığında. Slash HD yazalım. Shader kapanıyor. Oo, kapanınca daha güzel oldu bu arada. Şimdi bende NB var ya zaten. Kapanınca çok daha güzel oldu. Şu aracın moduna bakın be birader. Buraya geldik. Bir şey çıkıyor. Ha, araba kitliyası çıkıyor. Böyle aracın modunda göstermiş olalım. Modifiye sistemini de çekeyim senin. Hemen buradaki halkalardan birine girip yapabilirsin. Jant modu yazarak jant modlarını aktif edebilirsin. Şeyden önce, modifiye girmeden önce. Ha, bu arada giren oyuncular sistemine göre aktif edebiliyor jant modlarını. Öyle pat diye de vermiyor bu arada. Mesela şu an ben bir motor takıyorum. Arkadan hemen takma sesleri falan geldi. Aynen, bekletiyor biraz. Güzelmiş bu. Böyle aracımızı da modifiye ettik abi. Ufak bir şeyden daha bahsedip videoyu bitirelim. Tabii. Çekeyim ben seni hemen oraya. Burası zaten tanıdık gelmiştir. Tabii ki yani. Vice'de olan bir yer. Peki buraya niye çektim seni? Bu gördüğümüz malikaneyi 5 Mart akşam saat 8'de yani sunucunun açılış tarihinde sunucumuza gelen en büyük ekibe vereceğiz. Yani olduğu gibi direkt bu ekibe ait olacak bu malikane. Geri alınmamak üzere. Yani sunucuya gelen en kalabalık ekip direkt bu malikanenin sahibi olacak. Birlik yardımlarının yanında tabii. Vallahi dışarıdan da göstermek gerekirse arkadaşlar, bildiğiniz Vice'deki o bizim Zenci dayının malikanenin aynısı. Dışarısı da içerisi de muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş yani abi. Yani buradaki gemisine kadar var. Yani abi şu şuna bakar mısınız ya? Harika, yemin ederim harika. Gelen sunucu açıldığı gün, yani 5 Mart'ta siz bu videoyu izlediğiniz günün akşamında sunucu aktif ve gelen en kalabalık ekip bu malikanenin sahibi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman teşekkür ediyorum sunucuyu tanıttığınız için. Ağzınıza sağlık abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, daha doğrusu sunucuyu beğendiyseniz sunucunun tüm bilgilerini açıklama kısmında bulabilirsiniz abi. Onun haricinde videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız yorum atabilir, like atabilir ve en önemlisi abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nerv Roleplay'deyiz. Daha önceden de bir tanıtım çekmiştik. Bugün ikinci tanıtım videosuyla beraberiz. Yanımızda Frid var. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok şükür abi, sizler. Bizler de iyiyiz. Bugün tanıtım videosu çekeceğiz. Nasıl bir sunucuymuş hep beraber göreceğiz. Şimdi beni direkt buraya çekti Frid'i ve elime bir tane pala verdi. Sanırsam şuradan içeri mi gireceğiz? Ne yapacağız? Evet, ilk önce bu aracı çekilişte vereceğiz sizlere. BMW M5 Donate araç. O zaman çekiliş şartları, Nerv Roleplay'in Discord adresine giriyorsunuz. Açıklama kısmına abone oldum. Yani abone oluyorsunuz. Abone oldum diyorsunuz ve Discord isminizi yazıyorsunuz. Discord üzerinden Feridi sizinle iletişime geçecektir arkadaşlar çekiş yaptıktan sonra. Marketten golf sopası alıyorsunuz, elinize pala geliyor. Buradan ispasti et yapıyoruz. Şeye geliyoruz, şuradaki kasapların yani etlerin olduğu bölgeye. Tamam, geldik. Eti mi dövüyoruz etleri gene? Etleri vuruyoruz, evet. Sonra buraya bırakıyoruz. Buraya bırakınca zaten oraya doğru gidiyor. Orada bir kutu çıkacak. Onu mu bekleyeceğiz? Nereye? Burada mı çıkacak kutu? Evet evet, burada çıkacak. Benim et geliyor vallahi, ben etimi görüyorum. Gel yavrum, gel yavrum, gel 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 gel. Sağ yap he. Sonra üstüne sol tıkla alıyoruz. Tamamdır, aldım. Gene yavaş modda. Evet. Yani çünkü olması gereken de koli var. Evet. Sonra buraya bırakıyoruz, 250 TL paramızı alıyoruz. Keş. Vallahi çok iyi. Harbiden çok iyi. Harbi sunucuya göre cidden çok iyi yani. Bir de kolay yani. Zor değil o kadar meslek. Evet. Şimdi LSPD için bir sistem göstereceğim. Evet. Slash şerit. Vaa. Şöyle bir şerit çekiyor. Mesela olay yeri inceleme gibi değil mi? Evet. Güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş. Canlı olmuş yani. Mesela buraya kimse giremiyor. Abi girme abi, abi altından geçme abi falan rolleri falan böyle. Aynen. Değil mi? Şimdi şeriti kaldırdım. LSPD için yine bir aranan scriptimiz var. Slash arananlar yazarsak. Ama sen LSPD'de değilsin abi. Yo, çıkıyor bende de.
Yani arananlar yazınca orada zaten arananlar listesi gözükür aranan eklenince. Hı hı. Evet, gözüküyor yani arananları görebiliyor polisler. Evet, şimdi 5M interiorlarımıza geçiyoruz. 5M interior'u mu dedin sen? Evet, 5M interior'ları var sunucumuzda. Çok iyi, merak ettim. Nerve roleplay'in daha önce bir tanıtım yapmıştık, onu da izlemek isterseniz diyecektim de oğlum bu ne? Bura yani villalara genellikle konulacak, lüks evlere. Alabilirsiniz veya başvuru atabilirsiniz. Bir tane daha var. Mark Tony Home diyor. Abi adamlar yapmış ya. Abi içeriye girersen bir tane daha interior var. Şaşıramıyorum şu anda çünkü az önce şaşırdım yeterince. Lan, burası buga düştüm. Yani, ooo atarsın Amerikan gacı. Mutfak. Vay be. Meyta bugünlere mi gelecekti? Çek sen beni. Başka bir mesleğimizin olduğu yere çekiyorum abi. Tamam. Yine hiçbir sunucuda bulunmayan değişik farklı sistemler ekledik. Bu da bir örnek. Geldim. Bu adamın yanına geldim. Mesaiye başla diyoruz. Tamam. Ve burada bir tane marker çöküyor. Marker'dan sesli bir şekilde kutu alma sesine kadar duydum, alıyoruz. Duydum. Bu araca koyuyoruz. Ha, ve sürekli, 50 TL para veriyor. Sürekli git gel git gel bu şekilde yapabiliyorsun. Evet. Şimdi gelişmiş gasp sistemimiz var. Buyur gel abi, istersen sen, ben sana atayım. Ekranda gözükmesi için. At bakalım. onaylı gasp sistemi. Onay vermediğin sürece senin üstünden para alamıyorum. Orada evet. Oo basarsan... gitti. Üstündeki bütün parayı aldın. 5K'ya kadar alıyor herhalde. 450'yi evet. Aldın. Evet. 5K'ya kadar alabiliyoruz. Tabii bunları direkt gelip adama gaspet yapmayacaksın. Slash miden doğudan hani gereken tepkimeleri vereceksiniz rolünüzü yaptıktan sonra. Zaten karşı tarafı ister istemez kabul etmek zorunda kalacak. Onun dışında grafiti sistemimiz var. Slash grafiti. Grafiti. Spreyini bulamadık sunucuya eklemek için. Büyük ihtimalle şey yoktu. Spreyini bulup ekleyince duvarlara yazı yazıp karalayabilirsiniz yani. Okey. Yani sprey eklenecek. Onu da IGS'den alırlar artık. Evet. Şimdi buradan merdiven kirala. Yine aşina olduğunuz bir sistem. Önceki sunucudan. Kanka 1100 TL atsana. 100 dolar mı TL mi artık? 100 TL mi? Kiraladım abi. Şimdi şuradaki checkpointlere geliyoruz, zaten görüküyor markerlar. Evet. Bunu zaten bir önceki sunucunda da vardı herhalde bu sistem. Evet, evet. Portakal toplama mıydı, meyve toplama mıydı? Aynen. Şimdi gelip tekrar... Daha fazla toplayabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Direkt sadece bir taneyle kalmayabiliyorsunuz. Evet. Portakal sat mı yapıyorduk? Evet, portakal sat. Ama portakal. İlk önce meyve bitir yazacaksın abi. Elindeki şeyi bırakmak için. Ah tamamdır. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Beyefendi. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Tanıtmadığımız daha çok sistemler var LSP'de de. Kelepçe olsun, yere yatırma sistemi falan olsun. Hı hı. Onları da artık başka bir videoda tanıtılacak. İnşallah. Bu kadardı sistemler. Yani. Arkadaşlar aslında sistemler bu kadar değil. Bundan önceki Nerve Roleplay'in videosu da açıklama kısmında mevcut. Aynı sistemler sunucuda var. Arkadaş hani 3-5 bir tane daha bir şey eklemiş. Kısa bir tanıtım videosu çektik. Dediğim gibi açıklama kısmından da diğer videosunu arkadaşın izleyin. Destek verin. Sunucusu güzel. FPS problemi yok. Gayet güzel yani. Hepiniz bu sunucuya bekliyoruz. Bu sunucunun IP adresi ve Discord adresi mevcut. Kendinize iyi bakın. Kendi kişisel Discord adresime de katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Latent Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahibi ve taş taşlı Emirhan kardeşimiz var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk bebeğim. Ne yapıyorsunuz?
İyi, seni bekliyorduk. Anca geldin diyor. Onu hissettim. Emirhan, sen olduğun zaman ister istemez ne yapıyorsunuz gençler dedim mesela normalde. Ne yapıyorsunuz diyorum yani. Bu Anadolu çekiyor mu? Ne yapıyor yani? Ben onu anlayamadım. Anadolu çekiyor kardeşim. Aslında ben mesela ben de kardeşim falan diyorum yani. Senin yüzünden bu Ankaralı şeyinden dolayı. Yani. Bak, Emirhan şeye başladı. Cürüm, kuzen. Cürüm, kuzen. Bunlar o da senin yüzünden. WhatsApp'tan bir arıyor adam. Cürüm kardeşim ne yapıyorsun falan. Ondan sonra bizim ağzımıza dolandı tabii. Hadi bakalım. Sunucumuzun konseptinden bize bir kısaca bahsedebilir misiniz? Sunucumuz global medium konsept. İstanbul'da geçmekte. Gayet iyi. Evet. İster sesli ister de yazılı roller yapabiliyoruz. Evet. Burada herhalde araç kiralama sistemimiz var. Evet. Tofaş mı diyorsun sen? Sen şaka yapıyor musun? Evet. Senin için ekledim onu ben. Bari oğlum Tofaş kiralabiliyor lan sunucuya gidince Emirhan. Dur ben de kiralayacağım. Ama ben Tofaş kiralamam kanka. BMW M4. Of. Kardeşim. O anlamaz ki. Yanlamasın kardeşim. Yunus'un Tofaş zaten daha iyi anlıyor ya. Adam ezdik lan kardeş. Tofaş çok iyi bu arada. Valla benim için eklediyseniz harbi adamsınız ya. Aslında diğer YouTuber'lara da mı şey diyorsunuz? Sizin için ekledik. Yok senin için. Yarın bir gün duymayayım yok vallahi. Yok da. Geçen geldiğimde bana da dedilerdi. Kanka. Eda'cığım sendeyiz. Bundan sonra bir mekanik sistemimiz var. Hemen yapalım. Sana mekanik vereyim mi? Tabii. Bu arada acayip iyi anlıyorum. Emirhan salsana onu. Sana tamirci verdim. Bir arabaya binip slash mekanik yazabilirsin. Slash mekanik. Tam binemiyorum. Araca binmen lazım aynı. Yazdım baba. Oradan aracın çekiş yönlerini ayarlayabiliyorsun. Süspansiyon diyor. Basabiliyorsun. Aynen. Kodu. Jant değiştirebiliyorsun. Süspansiyon 0.1 diyelim. -0.35. Çekiş yönü diyor. Arkadan abi. Çünkü bu ne? M4 abi. Bu arkadan çekecek ki anlayabilesin. Menajer var. Oradan tamir et bölümü falan var. Arabayı tamir edebiliyorsun. Ondan sonra renk olayıyla renk ayarlayabiliyorsun arabayı. Mekanikler için özel ayarlandı. Cam filmi takabiliyormuşuz. Bunların alımları da Discord üzerinden forum oluşturduk bir tane. Oradan başvurabilir arkadaşlar. Jantına kadar arkadaşlar. Ya şey değil o zaman. O işi satmıyorsunuz siz bunu. Bazı onun dışında diğer sisteme geçelim mi? Tabii ki. Şu mikrofonu mu kapattın? Bazıları OC satıyor. Siz OC satmıyorsunuz o zaman bunu. Yok biz OC satmıyoruz. IC bir şekilde. 10 numara. Ben sabahtan beri kendi kendime konuşuyormuşum abi. Ben otopark oluşturayım sana. Bir otopark sistemimiz var. Oluşturacağım. Bir sarıyor ama toprakta araba. Uf, ne biçim geçtim. Bir oluşturdum. Gelebilirsin için. Ondan iyi ki sana bir araba çıkartayım ben. O kiralandığı için. Tamam abi. Bana bir tane araba çıkar. Ve adminlerin istediği yeri otopark oluşturması ya da kurucuların daha güzel olmuş. Çünkü belirli yerleri istedikleri zaman açabilirler sunucunun yoğunluğuna göre gayet. Sana indirdim hamuru bir tane. 1000 buna istiyorsan. Hamur sonra değil. İçine gelebilirsin. Baba kapısını açayım. Ben direkt içine giriyorum şeyin. Direkt. Evet evet. Selamun aleyküm dedin abi. Bu nasıl galeri başvuruları falan anlatacağız. J ile çalışmıyor bu arada arkadaşlar araba. J değil alt tuşuna basıyorsun. Alt tuşuna basıyorsun. Aracı yolla otoparka aynen. Yolladım. Sonra içine bir gir yeniden. Aa burada çıkıyor. Burada şahsi araçlarında araç çıkıyor aynen. FPS kaybı olmasın diye. Emin Hasan'a buradan bir koysam ne olur birader. Koymuş oldum. Geçmiş olsun. Gayet iyi olmuş. Bu arada alt tuşunu da tanıtalım hemen. Arkadaşlar J falan yok. Alt tuşuyla farınızı, cartınızı, yurtunuzu, el frenizi, her şeyinizi alt tuşuyla evet ayarlıyorsunuz. Gayet de tatlı olmuş. Ben seni bir de sağlık. Bir kısa bir meslek tanıtacağım çok az. Tabii onu göstereyim. Meslek derken korkuyor benim müşteriler. Ben hiç sevmiyorum yok meslek tanıtmayı. Çekeyim seni. Tabii. Burada. ID mi 3 kanki Emirhan? Sana bir donate araç vermem lazım bunun için. Çekiyorum. Kanka ID 3. Çektim seni. Emirhan misafir konuk. Ha para verdim. Bir donate araç alsana markette. Oo 5000 aldım o zaman ben sunucudan çıkabilirim artık. Evet arkadaşlar. Mustang al istiyorsan. Mustang al seni. Mustang neredeymiş diyeceğim. Ford Mustang. Aldım abi. Sana da vereyim Emirhan abi. Evet, Mustang abi. 100 lira dilenecektim. İyi oldu. Sunucunun en zengini benim bu saatten sonra. Diğer Mustang'dan çıkar istiyorsan. Diğer Mustang. Ben mi? Ha, bu eski model aynen. Ama biz eski kasa seviyoruz biliyor musun? Bizim. Ben sana indireyim selleyeyim. Yeni kaşarla işimiz yok. Biz eski kaşar seviyoruz. Bunu bulurum lan. Mustang GT. En altta Porsche'nin üstünde. Aldım abi. Aynen. Nereden nereye gelmişti adamlar? Emirhan. Eski Mustang'a bak bir de yeni Mustang'a bak. Vay anasını. Oy. Ben de ineme olduğundan gözükmüyor yalnız. Evet hacı. Bu kırmızı markanın içine gel. Slash donate başla. Donate araçlarda özel bir meslek var. Sadece donate araç yapılabiliyor. Donate alan bir tık daha mesleklerde şanslı oluyor diyorsun. Ya sadece donate alan değil. Donate alanlar için ek bir özellik bu sadece. Yani donate alan yüksek olmuyor tabii sunucumuzda. Öyle bir şey yok. Zaten özellikle üstüne bastırdım. Donate alanlar için ek bir meslek. Aynen. Birazcık daha hızlı yapıyorsun sadece. Buraları takip ediyorsun sanırsam. Evet. Amacı ne bunun? En son ne yapıyoruz abi? Paramızı mı alıyoruz dertliğimiz? Evet, parasını alıyorsun. Gayet dertliğimiz bir meslek olmuş gençlik. Ne yapmamıza gerek yok isterseniz. Evet, evet. Ben sana 7. olarak EM için
Kovan sistemimizi göstereyim sana ben. Tabii. Geldim yanına. Hoş geldin. Sen, sana bir silah vereyim. Ver baba, silah severiz biliyorsun. Emirhan'a sıkmayı da severiz. MP5. Evet abi. Ha, şimdi ateş et, kovan düşecek muhtemelen. Ateş edemiyorum lan kardeş. Heh, gitti. Ha, kovan düştü. Düştü abi. Onun dışında şimdi seni bir yem atayım. Satisfaction, satisfaction. 3-1. Kendime attım abi ben. Tamam. Eğil şöyle. Kovana getir böyle. Kamerayı aşağı getirip. IG'si gözükecek kovanın. Baba. Mouse'u mu götüreyim? Mouse'u aşağı doğru böyle. Birazcık aşağılara götür. IG gözükecek. Sende gözüküyor mu şu an? Sende gözüküyor. Bak şöyle. Gel altına. Şöyle aşağı doğru getir. IG 10 mesela. Ha, IG 10 evet. Böyle yapar mısın? Bu... Mermi... Çatışmalarda İYEM mensuplarının birazcık da öne geçmesi için eklendi. Kovan vesaire. Sıkan kişinin kovanı düşüyor. Bu kovanları illegaller temizleyebiliyor. Ama temizlemezlerse İYEM mensupları isimlerini bulup MDC sistemden evinize kadar bulabiliyorlar. Anladım hocam. Gayet tatlılmış. Evet. Bundan sonra bir de ben sana galerimi göstereyim hemen. Konuş diyelim abi. Vay, galeri sistemine bir bakayım. Gayet sade. Yani aynen öyle. FPS göze bozmuyor. Hoş gelen aynen. Bazı galeri sistemler oluyor. FPS'i Allah'ına kavuştur ama bunda öyle bir sorun yok. Evet. Tıkır tıkır çalışıyor. Aynen öyle baba. Bir sistem daha göstereceğim. Tabii ki. Slash aracılar yazar mısın? Slash aracılar. Yazdım aynen. Dayı. Orada hammer çıkarmıştık sana bir tane. Ve de Mustang vardı. Hmm. Oradan tıklayıp araç bul. Mate'imi bulayım abi. Fark etmez. Haritada işaretle yapabiliyorsun. Araç bul diyor şimdi bak. Bir tane EGM araç bul var. Bir de şahsi araç yorum var. Evet, EGM'de olanlar araç bulabiliyor oradan. Şahsi araçlarından çek, şey yap. Yanına da çekebiliyorsun ve haritada işaretleyebiliyorsun. Aa, haritada da işaretleyebiliyoruz abi. Mesela yanıma çekmek istiyorum. Yanıma getirdim. Hop, go to. Aynen. İlk defa gördüm öyle bir sistemi ya. Onun dışında radar var. Radar şöyle. Biraz uç havaya istiyorsan fly'la. Yukarı nasıl sonra kendini... Fly, Şifle. Şifte bas. Sonra aşağı kendini bırak. Aşağı düşünün. Radarda bir can düşme şeyi gözüküyor. O bende gözükmüyor. Birazcık yüksekten bırak istiyorsan. Bende de gözüküyor. O ENB'den dolayıdır ya muhtemelen. Muhtemelen. Bende sorun yok. Bunun dışında bir sistem daha gösteriyorum hemen. Tabii ki. Hood sistemimiz var. İllegal birimler için, birlikler için. Bakalım abi. Hemen bir yere çekeceğim sizi. Burası böyle. Yani solda bunu biz başvuru yapıyorlar. Birlik onay başvurusu ve hood başvurusu. Gayet iyi. Ne diyor? Burası bulut aşiretine aittir diyor. Evet. Onun dışında slash MDC sistemimiz var, MDC. İYEM mensupları kullanabiliyor. Yine aynen. Kullanıcı adı şifre giriyorsun öyle de buradan da... 555. Ben giremem. 555. Nasıl giriyoruz abi? Şey... Kapı işaretine şifreyi girdiğin yerin altına aynen kapı işaretine aynen. Tıkla. Kişi sorgula. Kişi sorgula. Rex Trav yazıyor. Rex Trav yazalım abi. Sorgulayalım. Araç sorgula ya da. Araç sorgulayı. Aracın plakasını girebiliyormuşuz abi. İşte bizim aracımız neymiş abi? Ben sana bir plaka sorgulayı söyleyeyim hemen. Söyle bak. Ya da direkt burada sorgulayınca ne çıktığını söyle. Plakayla falan uğraşmayalım şimdi. Ya orada sorgulayınca aracın nerede olduğu, aracın kimin üstüne olduğu falan gözüküyor. Abi, o kadar. Siciline sorguluyoruz. Arananları zaten görüyorsunuz abi. Toritex aranıyormuş mesela. Aynen. Buradan polis arkadaşlar daha fazla araştırabilir diyelim. Onun dışında bir tane daha sistemimiz var. Onu da göstereyim tabii. Sana hemen. Çekim yanıma. Tabii ki. Abi videoları çok kısa diyen arkadaşlar için söylüyorum. Gençler o gün yorumlarda hatta birisiyle çektim. Kavga etmiş. Bir tane araba çekelim sana. Tabii sesim geliyor benim. Geliyor. Birisiyle kavga etmiş. Yok videolar çok kısa. Arkadaşlar biz günü geliyor. Günde iki tane video çekiyoruz. Bir video biz bir saatimizi ayırırsak iki saat yapar. İki saat edit dört saat yapar. Benim sadece işim YouTube olsa amenna yaparım ederim uğraşırım ama arkadaşlar gerçekten ben 4 senedir bu iş yapıyorum ve artık sıkılıyorum ister istemez. Meta kitlesinde kimse yanlış anlamasın. Yani gelişemiyor meta. Neden gelişemiyor? Çünkü her şey yani standart şimdi. Adam yanına araç getirme sistemi yapmış. Daha ne yapabilir? Başka bir şey yapamaz araçla ilgili. Bunu ne yapayım hacı? Şurayın içine giremem. Arkaya. Geri geri de olur. Değişik slash şey araç zırhlat. Araç mesela bunu çok sık görmediğim bir sistem. Sana tamam. Para vereyim. Param yok abi, fakirim ben. Verdim. Tamam araç satabiliyorsun. Canı 2000'e çıkıyor arabanın. Ha, normalde yani arabanın canı normalde 1000'se 2000 oluyor. Yani duvara çarptığın zaman araba yenileniyor otomatik. Ama o 1000'in altına düştüğü zaman araç hasar almaya başlıyor. Okey. Evet. Bundan sonra bir de FF panelleri gösterelim. Bir boş F2 de admin.
F3'te zaten bildik şeyi. F4'te modlarımızı açık tutabiliyoruz. F6 ile sinematik moda geçebiliyormuşuz. F7 RPG. F9'da crosshair panelimiz var gençler. F10'da karakterlerimize, marketimize, ayarlarımıza kadar ulaşabiliyormuşuz. Gayet de farklı olmuş, tatlı evet. olmuş. F11'de çok ilginç bir harita sistemi var. İlk defa gördüm. Elinize sağlık. Orası gündüz gündüz oluyor, PNG'si değişiyor. Gece de gece oluyor. Gayet iyi. Onun dışında envanterimiz var. I'dan ulaşabiliyoruz. Envanterimiz de benziyor birbirine ama arayüzü değişmiş. Aynen. Sunucumuz ne zaman Onun açılıyor? Dışında İstanbul efendim sunucu yarın akşam açılıyor. Yani bugün yani video yayınlandıktan sonra açılacak. Aynen. Bugün akşam açılıyor diyebiliriz biz ona. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Ne diyordun hocam? Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ekip alımlarımız devam ediyor. Bunu demek istedim. Admin alımlarımız var mı hocam? Admin alımları da açık. Rehber alımlarımız da açık. Hadi bakalım abi. Önü apaçık. Herkesle eşit başlayacağınız bir sunucu. Lating'e girin derim. Ben o zaman... Tamamdır. Arkadaşlar sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında Lating Roleplay destek verebilirsiniz. Bayağıdır eski güzel bir sunucu Lating Roleplay. Desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dazlak Emirhan, kendine iyi bak kardeş. Ben de kardeşim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Wolves Roleplay'deyiz. Güzel bir roleplay sunucusu tanıtacağım inşallah. Bu sefer rolsüz. Sadece tanıtacağız. Burada bisikletlerimiz var ilk başta gördüğünüz üzere. Sunucuya girdiğiniz zaman burada doğuyorsunuz. Burada hemen bir balık mesleği var. Hemen para kasıp ehliyet yerine gidebilirsiniz. Tavsiyem bu şekildedir. Ehliyet otomatik veriyor muymuş? Ehliyetimizi otomatik veriyormuş bu arada arkadaşlar. Ehliyet sistemi elenmiş. Bence de güzel olmuş çünkü bayağı zaman kaybettiriyordu onun sunucuya başladığımız zaman. Burada güzel bir map sizleri bekliyor olacak inşallah. Satın al barbeque. Satın al barbeque. Bu. Kur. Aha. Efsane roller dönecek. Et koy. Ha, İGS'den et almamız lazım. Sonra da burada pişiriyoruz. Tekrardan barbekü kur. Barbekü kal bir. Çok güzel bir sistem olmuş bu arada arkadaşlar. Belediye binamız klasik. Amerikan rolü dönüyor arkadaşlar bu arada. Ben de bu sunucuda oynayacağım inşallah. Bir de bir roleplay ekibi kuruyorum arkadaşlar. Discord adresimiz açıklama kısmında. Gelin bana özelden yazın. Yusuf Sefa adlı kişi benim Discord'da. Bana özelden yazın arkadaşlar. Size yardımcı olacağım. Bir roleplay ekibi kuracağım. Hep beraber sunuculara gireceğiz. Oralarda oynayacağız. Namımız yürüyecek. Kalıcı insanlar lazım. 15 yaş ve üstü güzel olursa çok güzel olur. Diyelim. Groove'umuz gayet hoş bir şekilde tasarlamış buradaki evler. Intonay sistemi mi var? Yok. Buradaki evler daha açılmamış. Büyük ihtimalle atma çağrı başlatabileceksiniz. Elbise ve aksesuar dükkanı diyor. Wozer GP Binko adlı Binko'muza kıyafet mağazamıza giriş yaptık. Hah geldi. Evet ya, bayıldığım sistem bu işte arkadaşlar. Ama nasıl çıkıyorduk? Onaylıyorum diyoruz. Çıkamıyoruz. Hah. Sift'e basıyorsunuz. Hard sanırsam sunucu. Ona göre size belirli miktarda parayı teslim eder. Mesleklere bakılacak olursak klasik meslekler var. Arabalar daha tam olarak hazırlanmamıştı. Öyle duydum. Herhalde de öyle. Sunucu Cuma günü ayın 10'unda saat 19.00'da açılıyor var. Sunucu kendini belirliyor zaten girince. Los Santos Banka diyor. Bankamız, hastanemiz şurası. Ya Amerikan rolü olunca en güzeli bu abi. Pek fazla hani şey yok. Megabyte yok. 190 megabyte indirdim sunucuya giriş yaparken. Gayet güzel. Ama ben birçok sunucuya girip çıktığım için ondan dolayı daha dinlemiş olabilirim. Dediğim gibi Discord adresimize gelin. Sizlere ekip tagı verelim. Ekibimizden olun. Yani cidden hani hoş bir sunucu. Kar sistemine bayıldım. Snow yazınca kar falan yağma var mı? Yok. F1'a bakalım şuradan. Ha daha yazılmamış bir şey. F1 daha tertemiz. Onlar yazılacak. Zengin galerimiz. Cidden hoş arabalar var. Şuna bayıldım abi ya.
750 bin. Bu arada herhalde medium bu sunucu arkadaşlar. Stretch. Stretch. 400k. Çok deli para bu arada. Şu ID kez alalım. Mid mi? Aha, hard mı? benim pingim eksi bir gözüküyor. Evet, imkansızı başardık bu roleplay sunucusunda. Evet arkadaşlar, herkesi davet ediyorum. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.